Merhabalar, ben Tuğrul Baş. Bana rahat batana kadar 31 yıl dünyanın değişik ülkelerinde tek bir firmada çalıştım. Üstelik son 16 yılı şoförlü sekreterli genel müdürlük rolüydü. Sonra dedim ya rahat battı. Kendi işimi kurdum, yola çıktım. Yoldan çıktım da denebilir. İşte bu seride bana ilham ve cesaret veren, tanıdığım ya da ilk defa tanıştığım cesur isimleri davet ederek onların hikayesini sizlerle paylaşmak istedim. Bugünkü konuğum Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesini dereceyle bitirdikten sonra McKinsey'de danışman olarak 11 yıl çalışan, araya Harvard Üniversitesi'nde işletme masterı sıkıştıran ve 2020 yılında girişimci olmaya karar vererek işinden ayrılan ve avane Mutfak girişimini kuran sevgili Ahmet Orhon. Sevgili Ahmet hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim, çok sağ olasın. İyi ki geldin. Avani'yi yakından takip ediyorum ve yeme içme sektörüne sistem ve yenilikçi bir bakış açısı getirdiğini düşünüyorum. Avane tek bir mutfaktan 40'a yakın marka çıkartan bir girişim, üstelik yiyecek içecek gibi oldukça rekabetçi bir sektörde. Bugün bolca avane konuşacağız ama biraz başa dönelim. Üniversite sonrası herkesin hayali olan ve çok zorlu sınavlar mülakatlardan geçilerek girilen McKinsey'de çalışırken rahat batıp nasıl ayrılmaya ve girişimci olmaya karar verdin? Benim McKinsey'e giriş öyküm de birazcık aslında tesadüfi. Ben o zaman Amerika'ya PhD yapmaya gidiyordum. Kesin de. Princeton Üniversitesi'ne gidecektim. Doktora yapacaktım. O sırada eskiden McKinsey, Türkiye'nin seçkin üniversitelerinin ilk konu öğrencilerini bir yemeğe davet ediyordu. Ben bir daha ne zaman gideceğiz bu kadar iyi bir yerde yemeğe? <laughs> Bedava birileri de ısmarlıyormuş gidelim yani. diye. Yemeğe gittim. Sonra yemekte böyle anlatıyorlar cool cool hikayeler. Böyle güzel seksi hikayeler. İşte, yok işte yurt dışında buraya gittik bunu yaptık şunu yaptık falan diye. Bize dediler ki yani isterseniz bir başvurun. Yani bize başvurun böyle iyi bir firmayız. Hani böyle imkanlarımız var falan. Ben dedim yok ben şey yani ben doktora gideceğim ben tamam. Ondan sonra dediler ya başvursan bizim mülakatlarımız falan çok eğlencelidir. Mülakatlardan bakarsın eğlenirsin ya yine gelmeyeceksen yani mülakatların sonunda gelmem dersin falan. Tamam abi dedim. Hani dedin ya insanlar böyle aylar yıllar boyu hazırlanıyor işte Keyzer evet. çalışıyorlar vesaire falan. E ben McKinsey'e dair böyle o zamanlar McKinsey birazcık daha böyle misterist daha gizemli olmayı daha çok seviyordu. Çok da bilgim de yok girdim McKinsey'nin sitesine web sitesine nedir McKinsey diye bir iki bilgi edinmeye çalıştım. Bir iki tane de örnek mülakat koymuşlar. Onlara baktım. Böyle bir saat, bir buçuk saat falandır abi. Sonra mülakatlara girdim. Mülakatların her biri ayrı bir hikaye ve komediydi ama. Zor anlamında mı yoksa Ya komik çok mi enteresan gerçek? şeyler olmuştu yani. Hani hakikaten zorla, Yani ne bileyim işte mülakat yapıyorum. Orada mülakatı yaptığım partner bir yandan bavulunu topluyor. Bir yandan bana ağzın <laughs> ucuyla bir şey söylüyor falan. Birisi stres mülakatı yapmıştı. Şimdi onlar yapılmıyor artık da. Böyle çeşit çeşit mülakatlar var falan. Ben zaten gitmeyeceğim ya. McKinsey yok kafamda. Tabii kapağımda. girmiyorum. Ee, o yüzden ben rahat rahat geçtim şeylerden. Mülakatlardan geçtim. Teklif aldım. Ben gelmiyorum dedim. Sonra yeniden hani o sırada babaannemi kaybetmiştim. Türkiye'de kalmak gibi hissettim. Tamam dedim McKinsey'e girdim. Aslında hikaye biraz öyle oluştu bende. E ee, çok şükür iyi ki de öyle oluşmuş yani. Çünkü McKinsey sayesinde ben 30'un üzerinde ülkede çalıştım. E, ee, Harvard'a gittiğimde çok ciddi bir burs verdiler. E, ee, sağ olsunlar hani oradaki başarıyı takdir edip. Benim ya yani ben bir devlet memuru çocuğuyum. Bireysel anlamda hem maddi hem manevi anlamda çok gelişmemi sağlayan çok büyük bir okul. Ben hala Made in McKinsey'im derim. Yani hani McKinsey'de evet. yapıldım, üretildim evet. derim. E çok da mutluyumdur. Rahat niye battı? Yine belki işte o Ankara'lı olmak ve devlet memuru çocuğu olmanın getirdiği bir faktör var. E babam hatırlar mı bilmem de e, benim ilk anılarımdan, çocukluğuma dair ilk o core memory dediklerinden ilk anılarımdan biri Özal'ın vefatının ardından Özal'la bir röportaj yapıyorlar. Yanında da Semra Özal var şey diyor ki röportajı yapan e, beyefendi işte Tanrı ile ilişkiniz nasıl diyor Turgut Özal'a. O da diyor ki ben diyor, hayatım boyunca iki şey için dua ettim. Bir bu iş ülke için bir şey yapmadan canımı alma. İki de bu yoldan beni çıkaracak bir kadınla karşılaştırma diye dua ettim. İki duamdan biri kabul oldu diyor. Yanında Semra <laughs> Azal var adam cumhurbaşkanı abi. Ha. Sonra ya yani o böyle babam döndü bana. O zaman dedik kendi bile hatırlar mı, bilmem bu arada. Şimdi babamı babama anlatsam belki de hatırlamaz ya. Yani. Bunu dinlettirip bir sorarım hatırlıyor musun bunu diye. Dedi ki iki şey için dua edeceksin. Bir ülke için bir şey yapmadan canımı alma. İki de o yoldan çıkaracak insanlarla deyip biraz grubu genişletti evet, o. Evet. Karşılaştırma diye. Benim hakikaten hayatım boyunca o ve işte bir kenar mahallede büyümüş olmanın etkisi, devlet memuru çocuğu olmanın etkisiyle hep ya bireysel bir zenginlik ya da bireysel bir kariyer öyküsünden daha öte ya komünitemi, toplumumu, ülkeme nasıl daha iyi bir şeyler hizmet verebilirim arzum hep vardı. O hep onun duasını ettim ya da dileğinde bulundum diyelim ama bir noktada bu İngilizlerin çok sevdiğim bir tabiri vardır yani you need to walk the talk. Ya yani, e, tamam ediyorsun işte dileğini, duanı ama ne yapıyorsun? İşte on, o anlardan birinde böyle çok e, sıkıntılı bir McKinsey toplantısının ardından Paris'te ve Şanzelize'de yürürken Arc de Trump'ın böyle içerisinde gün batıyor. O çok güzel bir fotoğraf karesi vardır. Tam orada abi ben dedim ayrılacağım. Ya yani, ve bunu yapmam ne yapacağını lazım. Ne yapacağımı bilmeden. Yani. Hiçbir şey bilmiyorum. Ben ayrılmaya karar verdim ama ne yapacağım bilmiyorum. Sonra döndüm bir iki ay bir onu demledim ya yani ne yapacağım ayrılacağım vesaire diye. Sonrasında şeyleri tarttım yani gidip bir corporate'da mı çalışayım ki biliyorsun işte Çok yani büyük McKinsey bir gibi bir yer ciddi fırsatlar geliyor. Ee, ya da işte bir startup kurmuş ya da startup'ın ilk aşamalarında olan birilerine mi katılayım ki Türkiye'deki bazılarıyla görüştüğümü sen biliyorsun <laughs> gayri resmi olarak şimdi kayıt dışı söylemiş <laughs> olayım burada. ya da kendi işimi mi kurayım dedim yani aklımdaki kültürü yansıtabilmek, aklımdaki bütün yolculuğu yaşayabilmek adına en doğrusunu kendi girişimim olacağını düşündüğüm için de Avani yolculuğuna girişmiş olduk. Çok da iyi olmuş. Herhalde en iyi yollardan bir tanesi bence kendi işini kurup kendi işi yönetmenin keyfi hiç başka bir işte olmuyor. Abi inanılmaz bir şey. ya yani ben Bambaşka bizim, bir hayat. Bizim ilk ofis tek kattı. Ee, şimdi e, koşu yolunda çok katlı bir ofisteyiz de ilk katta bana bir tane ayıp olmasın diye cam bir oda yaptılar. <laughs> Ve bazen cam odadan dışarıya baktığımda şey beni e, ürkütüyordu ve bir yandan da heyecanlandırıyordu yani onlarca kişi benim aklımdaki bir fikri hayata geçireceğiz evet. diye can hiraç bir şekilde yani çalışıyorlar çalışıyor. ve benim aklımdaki bir fikir için benle tartışıyorlar ya o öyle olmaz havanede bu böyle yapılmaz diyor abi havane benim yani üçüncü ayındayız daha bilmiyorum ben de bilmiyorum havanede falan hakikaten o enteresan bir duygu inanılmaz bir tatmin Tabii çok zor yani çok bipolar bir hikaye. Bir gün çok büyük şeyler başaracağına inanıp ondan sonraki gün acaba yolun sonunu görebileceğiz mi dediğim bir gün. Ben hep şeye benzetiyorum startup girişimcisini. Ee, özellikle benimki gibi ya biz Cloud Kitchen'i yaptığımızda Türkiye'de bir sektörü şekillendirdik sıfırdan. İlk biz yapıyoruz çünkü. Ya yani böyle bir arabadayım gibi düşün abi. Ee, sol elimle asfalt atıyorum. Yolu döşemeye çalışıyorum. Yol yok. Yol yok. Sağ elimle direksiyonu tutmaya çalışıyorum. Bacağımla işte tedarikçilerin ve takımımı bir arada tutmaya çalışıyorum. Ve yani arabanın geri kalan parçalarını. Bir yandan benzinim bitiyor çünkü startups'ın ve paran yok. Ağzımla da benzinliklerle ki bunlar yatırımcılar para Artık. pazarlığı yapıyorum. Benzin pazarlığı <laughs> yapıyorum ama yani iki kilometre sonra benzin bitecek. Orada ama bir yandan da şey yapman lazım. Onu çok da belli etmemen lazım evet. ya da bunu cool oynaman lazım. Enteresan bir enteresan bir deneyim. Kesinlikle çok çok tatmin edici bir deneyim. Şimdi McKinsey'de çalışırken ağırlıklı mobilite, otomotiv gibi daha hızlı ve daha değişken daha teknolojik işler diyelim. Üzerine yoğunlaşırken sen kalkıp her beyaz yakının hayali olan yeme içme işlerine, klasik bir işe diyelim. On, evet. Ona girme kararı veriyorsun. Neden yeme içme sektörü? Yani ayrıldığımda daha karar vermemiştim diyorsun. Nasıl gittin? Buldun bu işi? Kafanda nasıl oluştu? Ya ben McKinsey'deki son dönemimde son 5 senede özellikle Körfez ülkelerindeki yani Dubai, Suudi Arabistan, yani Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar ve Onların etrafındaki ülkelerdeki büyük aile şirketlerine ve holdinglere hizmet verdi. E, o bölgedeki büyük aile şirketleri ve holdinglerin de genellikle tüketim perakende ve inşaat alanında İşleri tüketim var. perakende de de gıda ve mobilite yani otomotiv üzerinde ağırlıklı oluyorlar gibi düşünebiliriz. Gıda, e, fashion, moda ve e, otomotiv üzerine. E, ben öyle olunca aslında sadece mobilitede değil, mobilitede bayağı hani bayrak insanlardan biri olmuştum McKinsey'de ama retail and consumer'ın diğer alanlarında da ya yani gıda ve fashion evet. alanında da. McKinsey'nin işte globaldeki eforlarını yöneten ekibin bir parçasıydım. O eforların bir parçası olunca benim müşterilerime verdiğim hizmetlerden birisi de geleceğe dair hangi yeni fikirlere angaje olmaları, onlara yatırım yapıyor olmaları. Çünkü iyi bir danışman sadece bugünü kurtarmayı değil de 10 sene, 15 sene sonra o holdingin nereye gideceğini tespit etmedi diye düşündüğümden. O yüzden zaten Bulut Mutfak fikri bir fikir daha vardı benim aklımda. O iki, iki fikir benim hep uzun süredir... Ve müşterilerimi, evet işlerde. evet, ve müşterilerimi de yapın diye ikna etmeye çalıştığım fikirlerde Bulut mutfak fikri aslında ya klasik anlamda bir, ya sonuçta çorba satıyorum o anlamda evet, ürün satıyorum, yani evet. çorba satıyorum, kızarmış tavuk satıyorum, salata satıyorum, e, ...rap satıyorum, burger satıyorum vesaire. O anlamda çok klasik bir iş gibi gözükse de aslında arkasında çok ciddi bir gıda teknolojisi var. Çok ciddi analizler sonucunda e, hem sektörün analizi, hem trendlerin analizi, hem müşterilerin analizi, hem rakiplerin analizi sonucunda hizmet vereceğimiz bölgede oluşan boşluklara hizmet vermek üzere oradaki boşlukları gidermek üzere markalar çıkmak kafa yapısıyla çıkmış bir yapıydı. E arkasında hala teknoloji var. Benim ilgim ve bu konudaki bilgim McKinsey'de e, çok ciddi işte retail consumer alanında dünyadaki hızlı gıda sektörü yani fast food zincirlerine hizmet vermemden de kaynaklanıyordu. Diğer fikrim mobilite ile ilgiliydi. E, biraz Türkiye'yi tarttım. Ben ayrıldıktan sonra tam ayrıldım pandemi başladı. Hı <laughs> hı. O bana bir anda da iyi oldu. Yani 2-3 ay o fikirleri Türkiye'de iyice bir demleme imkanı oldu. Yani ne kadar düşünürseniz düşünün. Türkiye gerçeklikleriyle bir çarpması gerekiyordu o gerçi, e, fikirlerin. Ondan sonrasında biraz nasipti. Yani hakikaten idi. O iki fikirden gıda teknolojisi işine sonrasında daha fazla meylederek karar verdim ve girdim. Peki pandemi gibi zor bir zamanda yeme içme işinde nasıl böyle bir... Bu işe doğru gittin yani nasıl evde yemek yeniyor ve bu beni rahatlatır diye mi düşündün yoksa iki fikirden nasıl pandemide bu fikire tamamen şeyde. yani diğer hiç, fikir hiç, için diğer bilmiyorum. fikir için ciddi bir kolaborasyon yapmam gerekiyordu Türkiye'deki büyük şirketlerle onu seçmememin en büyük nedeni Türkiye'deki ben, benim kolaborasyon yapabileceğim ve eski müşterilerim olan şirketlerin ne kadar yavaş hareket ettiğini gördüm zaten. ve startup ekosisteminde abi çok hızlı hareket etmen lazım ve net ve doğru tek bir karar yok yani Pivot edebiliyor olman lazım diye değiştirebiliyor olman lazım. Çok Tek hızlı olmak daha iyi geldi. Hızlı karar alabiliyor olman lazım. Ve onlara bu süreçsel anlamda onların bana e, benim önüme bir engel olacağını maddi anlamda kafamı rahatlatacak olsa da süreçsel anlamda e, işin sağlığını daha zararlı bir hale getireceklerini düşündüğüm için daha da deli cesareti olan kendi paramla kendi işimi kurarım diye oraya girdim. ben yani. Peki. McKinsey'den ayrılıp avaneyi kurmaya karar verdiğinde sermayem var mıydı? Nasıl buldun bu parayı? Yani sermaye e, biraz family friends round yani arkadaşlara. E, Çok <laughs> şey Böyle bir şey yapacağız deyip. Abi, yani zaten ilk önce şeyi bir kanıtlamam gerekti herkese. ikna etmem gerekti. Abi depresyona girmedim. <laughs> bir sıkıntım yok. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü millet şey ya yani, herkes yurt dışına gitmeye çalışıyor. Ben benim, geliyorum. Ya, benim McKinsey Dubai'de aldığım maaşı tahmin edebilen insanlar bu çocuk kesin bir şey oldu buna bana diye bir o kısım var. <laughs> Sonra babamı işsiz olmadığıma ikna etmeye <laughs> ekna etmem fazım oldu. Ondan sonrasında herkes bir tık sakinledikten sonra şey kısmı abi tamam. Yani etrafımdaki zaten ben ayrılırken böyle bir niyetle de ayrıldığımı bilen insanlar hani ne yapıyoruz, ne yapıyorsun, nasıl destekleyebiliriz diye soran hem Harvard'dan hem McKinsey'den çok ciddi e, sağ olsun destek veren arkadaşlar oldu. Onların kendimin koyduğu ve onların da ilave ettiği bir sermaye ile bu işe girmiş olduk. Dışarıdan e, ya, bir para girişi olmadı. Yani bir yatırımcı, bir venture capital sıfırdı. Sıfır. Ama girer girmez ya biz girdik ve neredeyse ilk mutfağımızı açtıktan 6 ay sonra Global Founders Capital dünyadaki en büyük o, on fondan birisidir. Alman fonudur. Onlar geldiler. Yani neredeyse fikir aşamasından bir tık somutlaşmışken evet. geldiler. Ee, sağ olsunlar onlar da bir 1 milyon dolara yakın bir 1 milyon dolarlık bir yatırım yaptılar. O zaman için e, fikir aşamasındayken çok iyi bir para. Bir de gelenekselmiş gibi gözüken bir sektör evet. için muazzam evet, evet. bir para. Ee, onlar şey yaptılar yatırım yaptılar böyle hikaye Başladı. başlamış oldu yani avanenin anlamı nedir ee, ve bizim için yeni bir kavram olan bulut mutfak işinden biraz bahsetsene ne farkı var diğer bizim mutfaklardan ee, olur abi ee, avanenin anlamı avane enteresan bir hikayesi var ben çünkü yani şirketin business planını yapıyorum iş planını yaptık projeksiyonları yaptık her şeyi güzel uçuyor kaçıyor şirketin ismi yok şirketi kuracağım isim yok o sırada böyle hakikaten rakamlardan da sıkıldığım bir anda şeyi düşünüyordum yani hani yani bu şirkete bir şey koymak lazım falan diye. Rahmetli benim babaannem, ben küçükken çok da hareketli bir çocuk olmadığım için beni bir yere koyduklarında ben saksı gibi oturuyormuştum saatler boyu. Mutfakta da iyi hatırladım yine anılarımdan biri mutfakta babaannemle aynı yerde olmak kısmıydı. O avane kelimesini sıklıkla telaffuz ettiği bir kelimeydi. Ya, bir bakayım dedim şu aklıma geldi ve bir anda. Bakayım dedim, baktığımda Osmanlıca'da ki babaannem eski dili iyi konuşurdu. Osmanlıca'da mutfak araç gereçleri anlamına geldiğini gördüm. gibi. Evet. Bir yandan da beni koru, beni hıfz eyle diye bir dua olduğunu gördüm. Ya dedim güzel. Bir yandan mutfak da Bir evet. yandan hani böyle güzel bir şey var. Yani o global anlam, global bir şirket olacağız ya. Globalde de bir gol yemeyelim diye internete yazdım. ya. Yani slang böyle bir şey var mı? Var mı? mı? Argo da yani. bir anlamı diye. Abi Sanskritçe de bereketli topraklar demek. Bu ne güzelmiş. Dedim tamamız yani. Hani Bereketli Nedir? topraklar üzerinde mutfakla ilgili bir iş yapıyoruz. Ve beni korusun, beni hıfz eylesin dünya <laughs> ve e, tanrı. Hepsi bir araya. Hepsi bir araya birleştirince tamam dedim. Burası iyidir. Bulut mutfak işi şu, biz aslında temeli dediğim gibi rakipleri analiz eden, e, sektörü analiz eden, trendleri analiz eden, müşterileri analiz eden ve ürün bazlı e, bütün detayları e, yani SKTSL anlam son kullanma tarihlerinden pişirme süreçlerine kadar bütün operasyonda analiz eden ve bunların bu analizlerin hepsinin sonucunda ortaya çıkan boşlukları ve fırsatları değerlendirmek üzere hızlı markalar çıkan, kendi markalarını çıkan bir yapıyız özünde. Bunu nasıl yapıyoruz? Bizim 50 ile 75 metrekare arasında mutfaklarımız var. O mutfaklarda bizim aslında bir mini mini fabrikalarımız var gibi düşünün. O mutfaklarda işte salata istasyonları, bol istasyonları, kızartma istasyonları, ocak istasyonları vesaireler var. Orada bu istasyonları kullanarak, burada ürünleri hazırlayarak biz 40 tane markaya hizmet veriyoruz ve bu markaların hepsi kendimizin sıfırdan yarattığı markalar. Yani bu metrekarede 40 değişik farklı marka var evet. ve hepsinin de Menüsü farklı. Hepsinde menüsü farklı, farklı bir perspektif getiriyorlar, farklı bir müşteri ihtiyacını karşılıyorlar, farklı bir boşluğa e, hizmet ediyorlar aslında Hı -hı. gibi düşünebiliriz. Hı -hı. E, şimdi burada bizim bu işe girerken inanmamız gereken birkaç tane şey vardı. Ben ilk kendimiz işte aile arkadaşlar parasını koyarken inanmam gereken şey hiç fiziki varlığı olmayan bir marka, sadece online dünyada var olan bir marka başarılı olabilir mi sorusuydu. Evet. Ben olacağını inanıyorum. Hipotezimiz buydu. Çok şükür onu kanıtladık. İkincisi şuydu biz eğer böyle 3-4 tane daha marka lanse etmiştik o zaman 5 markamız vardı eğer bu marka sayısını arttırırsak ve bu ilk markadaki başarıyı elde etmeye devam edersek çok ciddi bir hacmi yani günlük bin siparişi tek bir lokasyondan bu kadar dar bir metrekareden çıkarabilir miyiz sorusuydu ki bu bizi dünyadaki en verimli mutfak haline getirecekti hı hı. metrekare sipariş parametresini düşündüğümüzde bin siparişleri gördük biz. Dedik ki tamam aynı bunu da mutfaktan. yapabiliyoruz aynı mutfaktan tek mutfaktan kendi çıkardığımız markalarla bin siparişleri gördük. Bu da bizi dünyadaki en yakın rakibimizin... iki buçuk katı bir verimliliğe metre kare siparişte götürdü. Ya bin sipariş şöyle söyleyeyim ben sana e, hani kafada oturması açısından 7-8 tane Burger King'in paket servisini tek bir yere sokmak gibi düşün abi. E, bunu da yapabildiğimizi anladıktan sonra olay şeye geldi bizim için. Artık tamam bunu da kanıtladık verimliliği de kanıtladık. Şimdi artık bu işi çok kârlı yapalım. Öyle olunca biraz fiyatlarımızda oynadık, menülerimizi daha da geliştirdik, ee, bazı olmadığımız segmentlere çıktık, bazı hacim getiren ama karlılık noktasına katkısı bir tık daha limitli olan markalarımızı elimine ettik ve e, dedik ki bunun karlılığını kanıtlayacağız. Onu da kanıtladık. Şu anda kanıtlamaya çalıştığımız şey ise bir bunu uluslararası da büyütebiliriz biz ki İngiltere'de varız ve şu anda güzel gidiyor çok şükür. İki de o arkadaki şimdiye kadar çıktığımız markalardan, müşterilerden çok fazla talep gören, müşterilerden fiziki anlamda da keşke bir yeri olsa da gidelim denilen markalardan birisini, ikisini, üçünü de fiziksel ortamda kavuşturabiliriz diye düşündük. Onu da yaptık. O da güzel gidiyor. Chosa şu anda ilk markamız bizim. Chosa self servis restoran formatında da hizmet veriyor. Arkada bulut mutfağımız hala devam ediyor. O 40 marka paket apart devam arkada, ediyor. Ama önde Chosa servisi Aynı var. Aynı mutfağın ön tarafı da bir şey, Chosa olarak da hizmet veriyor. şu anda çok sağlıklı bir şekilde hipotezlerimizin hepsini kanıtlayarak devam ediyoruz çok şükür alıcı çıksa ve bir tanesini almak istiyorum dese ne yaparsın? Tek markayı mı? Bütün havaneye. Tek markayı. Yani, talip çıkıyor arada. Yok diyoruz <laughs> şimdi. <yani. gülüyor> Çosa'ya çıksa? Ee, abi Çosa ab, bence çok havane. Çosa'yı vermeyiz şu noktada. ya yani, her şeyin bir değeri vardır bu arada. Yani hani, evet. konuşulur edilir. Ee, yani, çosa ya Çosa'ya öyle bir e, teklif gelir ki o Çosa'dan gelen yatırımla biz geri kalan 3-4 tane daha markayı besleyebiliriz. Düşünülebilir. Kaç para dersen şu anda söylemeyeyim. <gülüyor> <gülüyor> Onu bilmiyorum. Ama yani Çosa dışında yani bizim böyle tepeye koşan ve kalıcı olacağından emin oldum 7 tane markamız Marka şu anda var. var. O markaların hepsi çok başarılı olacaklar. Abi. Bunların hepsi ayrı ayrı zincirleşecek. Ama hani yeni çıktığımız, denemelerimizin olduğu evet. daha niş alanları oynadığımız şeyler var. Tatlı bile var. Tatlı bile var. Meze bile var. Meze yani bile ne istiyorsanız var. aslında evet. biraz o noktada var. ya yani Daha ufak tefek markaları daha ciddi düşünürüz öyle bir teklif geldiğinde. Yani aslında evde otururken 40 gün 40 gece her gün başka evet. bir şey yiyerek evet. sadece Avaneden sipariş evet. vererek 40 günü geçirebilirsin. Evet abi şey oluyordu. Biz ilk başta ben bütün müşterileri bir de ben de biliyorsun yani şeyde detaylara hakim olmayı seviyorsun. Ya, evet o da var. Ben müşterilerin adlarını biliyordum yani bakıyordum evet. şey. Bizim mantıcımız var. Nane mantı diye. Hanımefendi nane mantıdan sipariş verdi. Yemek Sepeti Vale ile çalışıyoruz Hı -hı. o zamanlar. Şimdi hala yeniden onlarla çalışıyoruz. E, yemek Sepeti valenin valesi gelemedi oluyor böyle operasyonel Hı -hı. dertler. Hanımefendi de gecikmeden mütevellit haliyle Arıyor. ama böyle kibar da bir şekilde ben evden çıkacağım siparişimi iptal edin dedi. Biz de tabii ki özür dileriz vesaire anlattık durumu. 3 dakika sonra JJ Fries diye kızartma markamız var abi bizim Oradan Orada sipariş geldi. <gülüyor> Aynen o <laughs> Ben götürdüm abi siparişi. Buyurun bu JJ'niz bu da nane mantınız ben de kurucusuyum şirketin diye. Hala test müşterimiz ararız yani kendisini yollarız testleri siparişleri. Şey çok yaparlar. iyiymiş. Çok iyiymiş. Şimdi son dönemlerde Avani'nin iş modelinde büyüme hedeflerine yönelik değişiklikler görüyorum. Yurtdışı açılımı başladı, bayilik modeli, oturmalı servis yapılması gibi benim beklediğim büyük denemeler var. Nasıl karar veriyorsun bu denemelere ve ilk sonuçları nasıl? Ben şeye çok inanıyorum, istişareye çok inanırım. Evet. Fikirler benden çıkmak durumunda kalıyor. Çünkü zaten hali hazırda çok fazla operasyonel yükü olan bir organizasyon varken Hani onların bir yandan da fikir üretmesini beklemek bir tık haksızlık oluyor. Niye senden başka McKinsey'den gelen yok mu? Var var. Operasyonlarımızın başında Burak diye benim üstadım diyebiliriz. Yani benim ben danışmanlığı ondan öğrendim. Evet. Benim iki sene önümdeydi ilk evet. danışmanlık projemi Burak Özzamanla Şimdi yaptım. beraber çalışıyoruz. Beraber çalışıyoruz şimdi. Ee, Burak çok muhafazakardır. <laughs> o yüzden zaten biz çok iyi bir takımız <laughs> yani. Ben daha işte şey risk taker ve evet. entrepreneur o daha abi bir duralım. Adana, bir duralım şeyinde. Onunla da çok istişare Tabii. ediyoruz ama Burak'ın gelmesi bana zaten zaman ve boşluk kazandırdığı için ben fikir üretebiliyorum. Tabii. Yani aynı boşluk Burak'ta da olsa eminim e, o da en az benimki kadar iyi ile. fikirli. Diğer arkadaşlarda Tabii. da Şimdi Erhan Dicle bizim bir de Avani'nin ilk günlerinden beri olan Dicle işte ticari direktörümüz. Erhan e, tedarik zinciri direktörümüz. Onlardan da çok güzel fikirler geliyor boşluk bulabildikleri zaman. Mesela Erhan'la Dicle'yi biz İngiltere Operasyonları kursunlar diye 6 aylık bir misyonla İngiltere'ye yolladık. Ya Bir orada canavar gibi iş çıkardılar. İki de oradan çok şey öğrenip buraya getirdiler. Ee, öyle olunca çok besleniyoruz aslında ama bir tık daha operasyonel anlamda eli kolu boşalmış insan ben olduğum için ihale biraz bana kalıyor orada. Evet. Ben sen seviyorsun diye de düşünüyorum ama. Evet, yani yok, tabii tabii. Haftada iki tane marka ismi yaratıp <laughs> logosu çizip evet. sonra ürün pazara sunmak kolay bir şey değil yani. Evet, evet. Hani bir şirket 40 markayı 40 senede çıkartamıyor. Abi ben büyüme insanıyım. Yani ben harcayarak yani hem efor hem enerji evet. hem de para harcayarak ancak gerçek anlamda sağlıklı bir büyüme olabileceğine inanıyorum. Ya Türkiye'deki birçok insanın daha eğilimi statüs koyu korumak yani maliyetleri kısmak üzerineyken tabii ki maliyetler noktasında yağ tutmayalım ama önemli olan büyümek ve doğru hamleleri yapmak kısmını şey yapıyoruz. Ya bir fikirle geldiğim zaman istişare ediyorum. Hem çok iyi bir advisory board'umuz var. İşte benim Harvard'dan arkadaşlarım ve sektörde tecrübeli arkadaşlarım var. Hem bizim küçük ortaklarımızdan birisi tavuk dünyasını kurmuş ve exit etmiş çok başarılı iki antreprenör, iki kardeş Mustafa Kaya ve Taylan Kaya. Onlarla sektörel gerçekliklere ve global gerçekliklere dair istişareler ediyorum. Ama onun dışında işte yakında fikrine inandığım arkadaşlarım ve Avani içerisinde çok fikrine inandığım herkes yani ilk marka müdürlüğünden 6 ay önce üniversiteden mezun olmuş arkadaştan tutun. Tepe'ye kadar herkes aslında belli ölçülerde fikri istişare ediyorum. Ama ha bir noktada bir leap of faith, bir inanç adımı atmak gerekiyorsa onu benim atmam gerekiyor. Çünkü o biraz da liderin oradaki organizasyon içerisindeki liderin rolü. Ee, İngiltere ile ilgili zaten tahmin edeceğiniz üzere benim McKinsey geçmişimden dolayı çok ciddi bir fizibilite, pazar analizi evet. vesaireler oldu. Ee, hibrit formatla ilgili de yani bir sektörün nereye gideceğini, sektörün lideri olarak hem bilmesi gereken hem de şekillendiren insanlar olduğumuz için bunun buraya gitmesi gerekliliğini belli markalarda. Ön gördüğümüz için o analizasyonu, o adımları attık. İyi gidiyor zaten yani hani şeyin farkındayım muhtemelen... ...hani çok da danışma kurulunun falan var ama... ...ne kadar dinlediğini merak ediyorum yani hani... <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. ...sormayacağım bunu. <laughs> Hepinizi çok seviyorum. <laughs> Şimdi son dönemde yine ilginç bir duyuru var senden geldiğine... ...avane bayisi olmak ya da avane şubelerine ortak olmak için... ...yatırımcı olmaya davet ediyorsun. Evet. Havane mutfağına nasıl yatırımcı olunur? Yatırımcılar nasıl para kazanacak bu işten? Evet e, abi yine o bizim ya benim inova etmem gereken bir şey oldu yani bir durum oldu. Evet. Ya çünkü şimdi bir startupken fonlanmaya ihtiyacınız var. Nasıl fonlayacaksınız? Büyümenizi, daha fazla lokasyon açmanızı ya gideceksiniz işte bizim daha önce yaptığımız gibi VC'lerden fonlardan yatırım alacaksınız ve çatı şirketin hisselerinden vazgeçeceksiniz belli ölçüde. Aldın da bunu? Yani aldım da. da aldım. Global Founders Capital'dan aldım. İşte daha sonrasında işte Finberg'in katıldığı, evet. İstanbul Portföy'ün katıldığı, Q Angels'ın katıldığı vesaire çok ciddi bir yatırım turumuz oldu. Orada da bir 3.1 milyon dolar aldık. Evet. Ya ilk başta konulan parayı da hesaba katarsak bir 4.5 milyon dolarlık yatırım alanı zaten, zaten aldı. Ya bu bizi en gururlandıran şeylerden biri evet. bu ekonomik konjektürde bu kadar bir parayı Türkiye girişim ekosistemine sokabilmek çok şükür çok mutlu olduğumuz durumlardan birisi. Ama şöyle bir durum vardı bir yandan da. Türkiye'de bu ekonomik krizde, içinde bulunduğumuz durumda diyelim belki kriz kelimesini kullanmak artık çok da e, anlam ifade etmiyordu olabilir. İnsanların yatırım enstrümanları çok azaldı. Doğru. Çünkü cebinde bir para var ve ne yapacaksın? Yani araba alsan bulamıyorsun zaten de araba alsan araba öyle. Hı, hı. Faize ko araba bir yatırım enstrümanı değil dolar bazında bakarsanız. İşte mevduata koysanız dolar bazında hani bir anlık bir mevduat korumalı fon vesaireler çıktı ama ya bunların sürdürülebilirliği noktasında hepimizin aklında şeyler var. İnsanların, eskiden insanlar bir ev alırdı, ev taksitine girerdi. Morgiç almak şu anda çok zor halde. İnsanlar böyle cebinde 10 bin doları, 20 bin doları, 30 bin doları, 40 bin doları olan insanlar var ve bu insanlar yatırım yapacak bir enstrüman arıyorlar. Bizim de yaptığımız iş modeli aslında hemen kar getirebilen, hemen para getirebilen bir iş modeli. Ben dedim ki ben bu ikisini evlendiririm. Şimdi şöyle yapıyoruz. Avane biz. Girişim Fonu. Aslında onu daha basitleştirilmiş bir formatta yapıyoruz. Aslında yaptığımız o. Avane Çatı Şirketi var. Avane Cloud Kitchens diye. Biz diyelim şu anda mesela Avane Levent şubesini açıyoruz. Evet. Ee, yaklaşık 4 ile 6 hafta içerisinde aktif Hı -hı. olmuş olacak. Avane Levent AŞ diye ayrı bir şirket kuruyoruz. Aa. Avane Levent AŞ'nin %100 sahibi Avane Cloud Kitchens ilk Hı -hı. başta. Ben diyorum ki Avane Levent AŞ'nin parası Mesela yeni bir şubenin parası bizde şu anda 200 bin dolar. Evet. Diyorum ki 200 bin dolardır bunun değeri. %10'u hep avanede kalacak diyorum. 20 bin dolarlık bir hisse hep avanede. Geri kalan 180 bin dolara talip olan var mı diyorum. Sen diyelim abi ta Atıyorsun. tavsiye edeceğim bir yatırım <laughs> enstrümanı olarak. Dedin ki bana 20 bin dolar yatırım yapacağım Ahmet. Biz sana şirket hisselerinin Sicil gazetesinde de kayda geçecek üzere %10'unu aktarıyoruz. Sen 20 bin dolar verdin. Levent, şubesini, Levent şubesinin %10'u senin oldu. Sen hiçbir şeye karışmıyorsun. Ben şubeyi buluyorum. Aylık mı alıyorum paramı? 3 ayda bir para alıyorsun abi. Ee, onun nedeni de bizden kaynaklı değil. Biz aylık da veririz. Hı hı. Ee, sadece genel kurulun toplanması gerekiyor. Bir prosedürel bir şey var. Genel kurul kararıyla çıkması lazım. Temettü ödenmesinin evet, doğru. öyle olması gerekiyor. Doğru. Sen şimdi 20 bin dolar verdin ya bize. Ve %10'unu aldın. Sen sonra kenara çekiliyorsun. Ben senin adına Avan Levent'i buluyorum. Şubeyi buluyorum. İnşaatını yapıyorum. Çalışanını alıyorum. Her şeyini günlük, vergisi, cezası hepsini ben yapıyorum. A'dan Z'ye sen evinde... Benim işimi yönetiyorsun gibi. Borsadan hisse almışsın gibi evet. evinde oturuyorsun abi sen. Bu 20 bin dolarlık yatırım karşılığında da yıllık olarak neredeyse 10 bin dolarlık bir gelir elde ediyorsun abi. Hı hı. Çünkü bizim model çok karlı olduğu için ilk başta da şube fiyatlarını da cazip tutmak istedik. Daha fazla bireysel yatırımcı içeriye gelebilsin diye. Tabii ki zamanla bunların fiyatları artacaktır ama şu anda Avani Şubesi'ne yatırım yapan birisi... 20 bin dolar yatırırsa yıllık 10 bin dolar. 100 bin dolar yatırırsa yıllık 50 bin dolar. Yani %50'lik neredeyse dolar bazında bir getiri elde edebiliyor oluyor. Ve bunların hepsi resmi. Sicil gazetesinde resmi şey var, devri var, Temet, hisse temetli devri temetli var vs. Temetli olarak dağıtılıyor. Ha %10'unu neden avanede tutuyorum ben? Bir yandan avaneye de bir kar girişi sağlıyor. Tabii. Ama diğer yandan da hissedarların birbirleriyle muhatap olmasına gerek kalmıyor. Çünkü hakim hisse bende oluyor. ya sen, Tepede. Mehmet de Ayşe Fatma ile herhangi biriyle ortak olabilirsin. Hiçbiriyle muhatap olmana gerek Tanışmak yok. Tanışmak zorunda bile değil. Hiç değilsin. Tek muhatapın Avane. Avane senin adına her şeyi yapıyor abi. E, bu bizim inova ettiğimiz bir şeydi. Evet. E, yani ben bunu yaparım dedim. Böyle bir formül buldum. Oldu çok şükür. E, ve çok ciddi talep görüyor. Şu anda bizim Avane Koz şubemizin tamamı gitti. Avane Levent şubemizin tamamı gitti. Yeni açacağımız Avane Kurtköy, Avane Taksim. Taksim'de e, ...Grand Pera'da açıyoruz. Oradaki, Sen de bunları zaten büyüme fonlamasında tabii, tabii kullanıyorsun. Tabii ki ben ne yapıyorum? Orayı açıyorum, o fonu alıyorum, yeni bir şube açıyorum evet. onlarla. Böylece büyüme fonlamasını çatı şirkete değil... ...aslında bireysel şirketlerden aldığım paralarla... ...yeni şirketler açarak götürüyorum. ha Avani açısından faydası ne bunun? E, sonuçta ben her bir şubeden bir royalty fee alıyorum. Bir pazarlama bedeli hmm. alıyorum. Ve bir yüz bir yandan da o şubelere mal satıyorum. O da benim için operasyonel anlamda e, ekstra bir kar anlamına geliyor hem finansmanımı sağlarken hem de daha fazla kar elde edebileceğim ve satış yapabileceğim noktaların sayısını arttırmış oluyorum aslında. Arkasından fintech gelecek gibi hissediyorum. Geliyoruz abi. <laughs> Aa, herkes wallet yapıyor diye yapmayacağım abi. Yapmayacağım bu wallet'ı. <laughs> Delikanlı gibi <laughs> en son çıkacağım. Benim sattığım kişi bir gün havaneyi satarsam yapsın. <laughs> ya da ben chairman olursam yeni gelen CEO yapsın ya. bir gün. Hani kaldı havaneyi satmadık. <laughs> hadi de. yapalım bunu falan Aa, diye. Ya, hadi ya bak, bunu da sen yap. <laughs> dene bakalım deriz yani. Şimdi kurumsaldan çıkıp girişimci oldum ve evet. gençlere girişimcilik alanında iyi bir örnek oldun bana göre. Üstelik herkesin girmek istediği bir şirketten çıkış yaptın. Danışman ve yönetici olmak ile girişimci olmak arasında en büyük fark ne ve en çok nerede zorlandın? Çok zorlanmış gibi görmüyorum. <laughs> Seni görmüyorum ama yani nasıl bir fark var? En büyük fark ne? Yok, Gidip bir şirkete akıl satmakla. Evet. Kendi işini yönetmek nasıl mı? Abi zorlanıyorsun, zorlanıyorsun. Ben ilk birisini işten çıkaracağım zaman 3 gün uyumadım abi. Yani o öyle evet. o öyle En zor iş yani. ama bu. Bak yani benim en, en zor iş bu. E, iş ya ben Suudi Arabistan'da cost cutting projesi yapıyordum. Benim de büyük bir evet. telekomünikasyon şirketim. Bana abi benim Müslüman olduğumu mu anlamadılar? Kelimeyi biz başka mı kullanıyoruz diye düşünüyorlardı bilmiyorum. Bana Azrail diyorlardı abi. Odaya giriyorum Azrail, 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 Azrail. Bir gün dedim ki abi dedim ben biliyorum bu kelimenin ne anlama geldiğini. Bana dedim şöyle söyleyip durmayın. Canım sıkılıyor yani batacaksınız diye biz bunu yapıyoruz evet. diye aslında rasyonel bak ha, bunu yapmanız evet. lazım. Bunu yani tabii ki düşünüyorsun ya insanlar hani ayrıldığında işten ayırdığında şöyle bir süreç olsun böyle bir şey olsun diye düşünüyorsun ama. Ama sen yapınca ya başka bir duygu. birisini ikna etmişsin işe çağırmışsın evet. işe gelmiş evet. ama iki ay sonra hiçbir şey yapmamış ve gözün içine bakıp o insanın ilk önce o zamana kadar geri bildirimler Hı -hı. de vermişsin. Ve olmadığında ayrılacağım dedin o apayrı bir şey. Evet. Abi ya da işte ben şirketi kurduğumdan beri Allah sağlığımıza zeval vermesin de olmayan şey kalmadı abi. Evet. Ya Gıda sektöründe biz %450 enflasyon yedik. E, Kurye'de %600 enflasyon yedik. E, sen biliyorsun dünyadaki en büyük sushi zinciri, sushi master, Ukrayna ve Rusya ağırlıklı çalışan, Evet e, yıllık 250 milyon dolar ciro yapan bir şirket bize çok ciddi yatırım yapacaktı. Hatta bütün şirkete talipti. Abi Ukrayna savaşı çıktı yani. Adamlar evet. yani bana, Kiev'de bize gelmek üzere, bizim şube açmamız üzere biraz önce anlattığım e, formatla bir buçuk milyon dolar para vardı abi Kiev'de. Parayı yani bana banka hesabına yolladılar. Ben imzayı attım, yolladım. Onlar bana imza atacaklar, geri olacaklar, parayı yollayacaklar. Yani üç gün sonra Kiev Savaşı başlasa, Ukrayna-Rusya Savaşı Geriyecek başlasa para. para gelecek ve para kayboldu. E Şimdi sen startuptasın, e, her kuruşun önemi var. Onlara göre plan açıyorsun, onlara göre yer yapıyorsun, e, yeni dükkan tutuyorsun, yatırımını yapıyorsun vesaire. Ee, onlar oldu. Ee, yani Hepimizin çok üzüldüğü bir deprem oldu. Ee, çok ciddi bir enflasyonla çalışıyoruz ve... ...bu toplumun morali anlamında çok ciddi bir sıkıntı yaratıyor. Yani çünkü herkesin maaş algısı da gitti. Maliyet algısı da gitti. Üniversiteden çıkan bir çocuk var. Diyor ki abi ben ne iş olsa yaparım. 13 bin lira maaş versen yeter diyor. Biri gelmiş diyor ben 50 bin lira maaş istiyorum falan. Yani realite koptu. Kalmadı. Ee, üzerine seçim vesaire gibi şeyler... ...gelişen ülkeleri çok etkiliyor biliyorsun. Yani Bizim Hı -hı. Türkiye'de geçen... E i̇şte seçim oldu gittik. Önüm yani 6 ay herkes durdu. durdu bir tek ben çalışıyorum gibi hissettim. Evet, evet. Şimdi yerel seçim olacak yine duracak. E bunların hepsinin olduğu bilinmezlikte bütün sorumluluğun sende olması çok ekstra bir duygu. Sen, bir sen tek kurucusun yapıyorsun. değil mi? Yani tek tek, kurucu, tek, tek kurucuyum. Ve onun bütün sorumluluğun sende olması tabii ki bir yandan hızlı hareket etmeni sağlıyor ama diğer yandan da bazen odadaki tek yetişkinin sen evet. olması enteresan bir duygu oluyor. Yani soracağın başka kimse olmuyor ve o an bir karar vermen Mekin gerekiyor. Ziyara. En iyilerinden biriyle çalışıyorum zaten ben de fena sayılmazdım ya. Ee, yani orada e, abi o şey kısmı evet. bir de McKinsey'nin bilebileceği bir şey değil o. O çok gerçek yani ben ne yapacağım şimdi burada e, üç dükkanı McKinsey kapatayım ve... McKinsey bu bir rapor yazar yani. Onları raporu yazana kadar benim cevap vermem lazım. O ayın sonunda <laughs> elektrik faturasını ödeyebileceğim mi ödeyemeyeceğim mi? 3 yani tane dükkanı kapatayım Doğru. 100 kişi işten mi çıkarayım? Doğru. Ve yaklaşık 500-600 kişilik bir hane halkını mı etkileyeyim? Yoksa devam mı edeyim Hı -hı. gibi bazı kararları hızlı almak gerekiyor. Herhalde en büyük şey abi gerçeklikle ya ateşle arandaki mesafe hiç kalmıyor ya. Ateşin üzerindesin. E, Mekiz'de sonuçta ateşe doğru ateşle dans eden insanların ki onlar da büyük şirketler olduğu için çok Daha varoluşsal kaygıları da yok. yok. Yani şimdi sen Anadolu Holding'de çalıştın Tabii. işte zamanında yani geldiğinde McKinsey sana zararlı bir şey söylese en fazla market share'in bir 2 düşer. Onu da sen zaten düşmeden de sen zaten manevranı toparlarsın. yapar toparlarsın. Ben de orada 1 iki aylık bir kayıp hakikaten şirketin tepe aşağı gitmesi demek. Şimdi giderek bunları aşıyoruz. Biz de daha scale up formatına giriyoruz ama herhalde bu. En büyük zorluğu bu. Evet yok gayet iyi, iyi anladım. Niye Türkiye'de kurdun? Yani madem bu fikir vardı oluşmuştu ve incelemiştin hatta tavsiye etmiştin müşterilerine. Neden mesela Almanya değil, Avusturya değil, İngiltere değil, hatta Katar değil? Evet, fikir e, dediğim gibi dünyada özellikle gelişmiş ülkelerde, Amerika'da, e, Batı Avrupa'da oluşmaya başlamıştı. Ama gelişen ülkelerde bu işin formülü tam anlamıyla bulunamamıştı. Hindistan'da Rebel Foods diye bir şirket var. Onlar belli ölçekte bunun cevabını buldular. Ama benim hayalimdeki, benim tahayyül ettiğim büyüklükteki cevap hala bulunamamıştı. Türkiye'nin iki tane nedeni vardı. Birincisi bahsettiğim duygusal, duygusal nedeni ve ben... Ben hakikaten çok seviyorum ülkeyi. Evet. Ee, ve ülke insanının da potansiyeline çok inanıyorum. Doğru fırsatlar verildiğinde çok büyük şeyler başarabileceğine olan inancım... ...Türkiye'de 3 sene geçirmiş bir girişimci olmama rağmen hala tam. Ama bir yandan da e, Türkiye çok iyi bir test pazarı. Doğru. Çünkü Türkiye e, bir yandan gelişmiş ülke talepleri olan... ...ama gelişen ülke imkanları olan bir ülke Türkiye. Öyle olduğunda Türkiye'de bir şey yaptığında... ...bir Londralı neyi talep ediyorsa onu talep ediyor İstanbul'da yaşanan ama adam... Ama bir Mısırlı neyi ödeyebiliyorsa onu ödeyebiliyor. <laughs> Öyle olunca yani buradaki onu kotardığın zaman al abi Londra'ya da götürüş fikrini Mısır'a da götürüş fikrini kısmına e, oturttuğumdan o yüzden e, Türkiye'yi dedim aslında. Evet. E, bir yandan da çok ciddi genç bir popülasyon var. Yeni markalar denemeye, yeni konseptler denemeye çok açık. açık. E, yetenek havuzu globale göre baktığınızda yetenek seviyesine göre çok affordable. E, çok uygun fiyatlara, çok kaliteli insanlar çalışıyor burada. Hepsi bir araya geldiğinde iyi bir test pazarı olduğuna da inandım. Bir yandan tabii 100 milyonluk da bir ülke Türkiye. Bizim varmak istediğimiz yerde nüfusumuz evet. 100 milyon olur diye tahmin ediyorum. 100 milyonluk gıda sektöründe harcama yapmaya hep yapmış, hep yapmaya da devam edecek bir ülke. O yüzden Türkiye dedik. Peki. Hiç bekinizde kalıp büyük şirketlere, holdinglere hala akıl satmaya devam etseydim dediğin an oldu mu son 3 senede? Yok abi. Olmadı. McKinsey'li arkadaşları kızdırmayayım da bizim McKinsey'de şey e, şöyle. Daha zorlayacağım burayı. Zorla zorla. <laughs> Sıkıntı yok. En kötü bir daha çalmazlar. The best and the worst don't stay at McKinsey diye bir laf vardır abi bize. En iyisi ve en kötüsü McKinsey'de kalmaz diye. Ben en kötüsüyüm diyeyim de. <laughs> gerisine sen karar ver. Yani gerisine ben girmiş olmayayım. Ya yok şey kısmı abi. E, şey çok tatmin edici bir hikaye. Yani ben bir yandan işte e, sen biliyorsun yani ben ee, biraz Rönesans insanı gibi yaşamayı da isteyen arzulayan birisiyim. Öyle biriyim demek haddime değil ama. işte ben bir yandan film yapımcılığı yapıyorum. Bir yandan işte en yakın arkadaşımla film yazıyoruz. Ee, bir yandan e, bir komedi gösterisi konsepti geliştirdim. Çosa sponsorluğunda o da iyi oluyor. Bu adamları çünkü abi parayı artsan oynatamazsın Çosa reklamında. Nasıl oynatayım ben şimdi? Çosa sponsorluğunda deyip <laughs> Oturttu günün oyuncuların ikisini öne. Orada komedi konseptini yapıyoruz vesaire. Evet. Ee, şimdi bunların hepsi e, ne oluyor? Beni kişisel olarak da çok tatmin ediyor. Ya o yüzden ben hiç düşünmedim. McKinsey'de böyle mekizle. bir şey olmazdı zaten. Mümkün değil. Çok zor. Yok 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 imkanı bu yok. Bu açılımları yaşayamazdın. Yani kendi takvimini yönetemiyorsun yok, zaten. Yok Yani sıfır. haliyle çok yüksek ritimde. Tabii tabii. Ee, ve bu anda şeyi de görüyorsun. Aileni yani. bile görmüyorsun orada. Tabii yani çok yüksek ritimde çalışıyorsun abi. Ve şu anda şunu görüyorum yani. Ben McKinsey'de çalıştığımdan daha az productive değilim. Ben McKinsey'de çalıştığımdan hatta çok daha. Öyledir. Prodaktivitesi yüksek kararlar almam gerekiyor günlük. Öyle yani düşün. yaptığım bir. Yani şimdi ben biraz önce buraya. Mecliğe köyde yeni açacağımız lokasyona karar verip geldim. Şimdi bu 250 bin dolarlık bir yatırım. Hı hı. 200 bin dolarlık bir yatırım hı hı. pardon. Bizim açımızdan hani bütün maliyeti belki 250 bin dolar. Ona karar verdim geldim. Buradan çıkacağım başka bir yere gideceğim bakacağım. Hiç durmadan. Bir ada. gün iki tane lokasyon açmaya karar verdim. Hı hı. Yarın bütün fiyatlamaların yeniden geçişini yapacağım. ve Bunların hepsi uygulamalı ve ertesi gün hayata geçiyor yani daha az daha farklı çalışıyorsun çünkü müşteri yok müşteri evet, sensin. sensin ve müşterinin politikasını düşünmene gerek yok müşterinin sürecin düşünmene gerek yok vesaire ama şöyle bir şey oldu beni Dubai'ye McKinsey bir iki günlüğüne bir konuşma için çağırdı e gittiğimde şeyi hissettim yani I'm back home eve geri geldim gibi hissettim çünkü ben McKinsey'li bir adamım. Yani Hı. hala McKinsey'liyim. Bana yani şakalaşıyoruz, ediyoruz bir yana ama ben McKinsey'i hala çok seviyorum, çok şey yaptı Ama içerideyken bana. de şakalaşıyorsunuzdur. Evet tabii, tabii yani canım. Ben, çık, ben çıkmanıza gerek yok. Biz ben, ben, de çok şakalaşıyoruz. <laughs> ben kendine tutabilen bir adam değilim. Yani şaka geldi mi de sonucu değilim. ne olursa olsun yapıştırırım. Ben de girerim. Yani. <laughs> o yüzden yani McKinsey hala benim bir parçam evet. ve benim kimliğimde McKinsey ve Har zaten. Harvard. Harvard'ın çok önemi vardır. Tabii. Ama çok memnunum yani şu andaki yolculukta. Avani ile ilgili hayalin ne? Yani Avani'nin nerede ve hangi pozisyonda görürsen tamam Ahmet bu iş oldu diyeceksin. Abi iki tane şey ve ilki belki biraz böyle çok cheesy gelecek kulağa ama... ...ben Avani'nin kendi gengini, kendi çetesini yetiştirmesini istiyorum abi. Hı -hı. E şu i̇çeriden işte, içeriden. çıkanlar. Mesela Erhan Dicle işte iki tane artık C-Level arkadaşımız oldu içeriden. Hı -hı. E, altta Canavar gibi marka müdürlerimiz var abi. Müthiş işler yapıyorlar. Onur, Cemal, Mina, Şeyda, Emine... Hepsi çok iyi işler uh -huh. yapıyorlar. Çok iyi bir kreatif ekibimiz var. Ee, i̇şte işte Murat'ın öncülüğünde işte Mehtaplar ve yani çok iyi bir ekibimiz var. Ayşe, Mehtap oralar çok güzel işler yapıyorlar. Ee, ben abi bu insanların yani işte dedim ya Türk insanına doğru fırsat verildiğinde ve doğru şekilde önü açıldığında çok iyi şeyler yapabileceğine inanıyorum. Ben Avanan'ın in çok büyük bir şirket olmasını ve bu insanlarla çok büyük bir şirket olmasını istiyorum. Bu insanların çok büyük şeyler başarabileceğini göstererek Türkiye'deki tüm insanlara doğru fırsatlar verildiğinde çok büyük şeyler başarabileceğini evet. kanıtlamak istiyorum. Bu birincisi. E, bu olurken de eş güdümlü de ben Türkiye'den ilk gıda sektöründe çıkan unicorn'u yaratmak istiyorum. E, food tech sektöründe Avrupa'da en hızlı büyüyen şirketlerden biriyiz değerleme anlamında. Evet. Türkiye'de zaten değerlememiz e, Türkiye standartlarının çok ötesinde bir yerde çok şükür. Hedefimiz bu. Bir milyar dolarlık bir şirket yaratmak. ha Milyar dolar biraz psikolojik bir barem. Tabii. Yani çok da bir önemi var mı kısmı tartışılır. Bence de birinci kısmı daha önemli. Bir evet. olursa ki gelir. Öyle gidiyor bu arada. Yani şu anda beni, mutlaka Türkiye'de de bizim girmemizin ardından giren oyuncular da oldu. Avrupa'daki oyuncularla da yakından konuşuyoruz. Bizi rakiplerimizden en fazla ayıran, rakip modellerden en fazla ayıran şey takım abi. Çok yetkin bir takım var. Yani Burak dediğin adam şu anda Türkiye'deki herhangi bir corporate'a gitse C-Suite istediği evet. işi alır. İşte dediğim gibi Erhan, Dicle muazzam işler yapıyorlar. E, o ekibin büyüdüğünü görmek, onlarla birlikte karar alıyor, onlarla birlikte hata yapıyor ve doğru yapıyor olmayı Hı -hı. görmek beni çok mutlu ediyor. Ve şu anda da işte şirket olarak geldiğimiz yerde sene sonunda 15 lokasyona ulaşacağız. Türkiye'de sadece. Bunu yapabiliyor olmak da onlar sayesinde olacak. Ben hızlı bir büyümeyi kendi sevdiğim insanlarla, kendi yarattığım kültürde yaşamak istiyorum abi. Exit var mı? Var aklımızda. Ben çünkü yeni fikirler üretmeyi çok seven biriyim. Avane'yi çok sevmemin nedenlerinden biri de bu. Avane aslında bir oyun hamuru gibi. Bana durmadan farklı farklı şeyler yaratabilme imkanı veriyor. Şu Öyle. anda e, yani gıda sektöründe oluşabilecek farklı fikirleri içeriye çekebileceğimiz aslında çok verimli bir motor var. O yüzden çok seviyorum bunu. Ama bir noktada hani Avaneye exit edip tamamen bambaşka bir sektörde bu insanlarla Avane çetesiyle yeni bir fikrin peşinden koşma fikri de heyecanlandırıyor beni. O yüzden doğru teklif gelirse exit edebiliriz. Benim nihayette yapmaya çalışmak istediğim, yapmak istediğim şey ise benim bir eğitim projesi var aklımda. O 10-12 senedir düşündüğüm bir proje. Tamamen crowdfunding üzerinden Türkiye'de abi ben eğitimle var olmuş bir insanım. Yani ben Anadolu Sesi'ne gittim. O zamanlar 5. sınıftan sonraydı Anadolu Sesi. O sayede 11-12 yaşında müthiş bir İngilizce eğitim aldım. 7 sene çok akıllı insanlarla bir arada okuma fırsatım oldu benim aklıma da katkıda bulundu. Evet. Bizim de aklımız biraz Özellikle gelişmiş Serap. oldu aslında. Özellikle Serap o hikayeyi de biliyorsun zaten Tedex'ten. Ya yani şimdi o insanlarla birlikte okuyor olmak ve hepimiz şu anda o arkadaşlarım hepsi çok iyi yerlerde. Şunu gösterdi bana yani Türkiye'deki bir çocuğun potansiyeli ile arasındaki en büyük boşluk eğitim abi. Biz eğitimi ve doğru mentörlüğü ve network'ü insanlara sağlarsak Türk insanının potansiyeli daha fazla gerçekleşecek. Türkiye hayal kırıklıklarıyla dolu. Hayallerinden vazgeçmiş insanlarla dolu bir ülke ve ben bunu kişisel alıyorum. Yani ben işte Serap de biliyorsun, yani benim bir çocukluk evet. arkadaşımın 12 yaşında iken evet. evlendirilmek üzere eğitim hayatından alınmış olması benim en büyük e, uktelerimden en büyük yaralarımdan biridir ve ben Harvard'a ilk gittiğim gün, yani Serap'ın orada olabileceği ihtimali ve olmaması ihtimalinin sorumluluğunu hissettim birey olarak ki ne kadar sonunun evet. e, ama onu yapmamız lazım. Yani bizim bilginin, enerjimizin, birikimimizin, tecrübemizin de zekatını veriyor olmamız lazım. Türkler çok yardımseverdir ama bunun spektrumunu arttırmamız lazım ve e, bence senin de Can yaptığın şey mesela çok kıymetli. Ben çok seviyorum yani. o Ne gereği var abi? Yani CEO'sun. Git keyfini çıkar, emeklinin tadını çıkar. Rahat mı battı diye benim sana sormam <laughs> lazım yani. Ne yapıyorsun Tuğrul abi <laughs> diye öyle şey yapıyorum yani. Otur evinde evet, yat, evet. Bodrum'daki yazlığında uzan, güneşe bak diye. Yani orayı yapmak gerekiyor çünkü o Burada çok ciddi bir birikim var, çok ciddi bir fırsat var ve onu inşallah ülke içinde bir hizmete sağlayabilecek şekilde bir şeyler yapabiliriz arzusundayım. Çok çok güzel yani hani aslında bir süre sonra devam etme ihtiyacı da bundan kaynaklanıyor bence. Hani kurumsalda çalışırken de McKinsey'de ya da Avane'yi kurduktan sonra da hala onları gerçekleştirme hayali olmazsa zaten o exit yaptığın gün hayat da bitiyor. Ya da bence bunları onlar için yapıyoruz gibi evet, düşündüğümüz ben... zaman. Ben enerjimizin arttığını düşünüyorum. Kesin, o yüzden abi, de kesin. rahat batmasını ben seviyorum. Batan insanları da o yüzden daha çok seviyor olabilirim. Seni, seni sevme sebebim bu olabilir Eyvallah. yani. Hadi biraz kurumsaldan ve havalı işlerden konuşalım o zaman. Olur tamam. McKinsey'de yardımcı ortak olarak görev yaparken evet. 30'dan fazla ülkede çalıştığını söyledin. ya Bugünkü işini yaparken en çok faydasını gördüğün deneyim neydi orada? Abi... Enge Yoktu dermişim. <laughs> yok 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 yok. McKinsey abi şey. Sat komandosu gibi yetiştiriyorlar hakikaten. Yani orası çok enteresan. Evet. Ya yani ben McDonald's derim. Yeteneğin McDonald's'ı diyorum McKinsey'ye. Yani. Abi dünyanın neresinde olursanız olun herhangi bir takım odasına, McKinsey takım odasına girdiğinizde ben şu anda bile 3 senedir çalışmıyorum McKinsey'de ama 10 dakika içerisinde oradaki herkesle aynı dili konuşuyor oluyorum. Bunun başarabilmeleri Hı -hı. muazzam bir kült var ortada yani. Hı -hı. Ya bence birincisi en yakın arkadaşım birinde bana şey demişti ya kafan çalışıyor vesaire hani orayı geçiyorum da e ben de yani ona çok inanmıyorum ya ortalama bir insan olduğuna inansam da o diyor yani tamam sen ona inanmaya devam et kafan çalışıyor ama şunu unutuyorsun demişti yani çalışabilmek de bir yetenek onu çok sağlıyorlar abi yani çalışabilmek kasını çok, e, çok oluşturuyorlar yani neredeyse bu şey vardır bir tane çok komik video var internette gördüm bilmiyorum bir beyaz koşucu 40 kilometre işte maraton koşuyorlar. Bir beyaz koşucu var. Efor sarf ediyor artık şeylere doğru. Yanından benim Etiyopyalı kardeşim tıkı 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 gidiyor. Evet. Yani hiçbir şey yokmuş gibi. <laughs> ve daha yüksek bir hızda gidiyor. Onu sağlıyor. Yani çok yüksek hızda, evet. çok yüksek tempoda yorulmadan, yıpranmadan, sağlıklı bir şekilde karar verebilerek ilerleyebilmeyi sağlıyor. Bu birincisi ve bence çok kıymetli bir kas. Ee, i̇kincisi abi bir şekilde, o şekilde, bu şekilde ya da şu şekilde you need to get things done. Bir şekilde o işi yapacaksın abi. Ve onu çünkü şey yok yapacaksın. Opsiyon Deadline yok. var. Bunu o yapamadım, şey. başaramadım gibi bir opsiyonu yok. O çok zorlayıcı bir şey ve böyle çok aslında yani bir başka bir alternatifinin olmadığı hissiyatını o kadar kafana yerleştiriyorlar ki ben avanede de öyle çalışıyorum. Ya yani düşünecek olursan McKinsey'de de başka alternatifin yok mu var? İstifa eder gidersin. Yapamadım ben bunu dersin. Avanede yok mu var? Ya yani Olmadı arkadaşım ne yapalım canım mı alacaksın Lazım Kapatır gidersin. Ama o yok. Beynimde yok yani. O opsiyonu silmişler gibi. Üçüncüsü de abi Analitik ve yapısal düşünme structure thinking kısmı. Ya yani herhangi bir problemi böyle çünkü kaos çok gerçek hayatta. O kaosun arasından böyle çok yapısal bir şekilde yaklaşmazsan probleme, neye baktığını anlayarak yaklaşmazsan Açıcısı. sağlıklı bir çıkarım yapman çok imkansız. Ya yani korelasyonlara aşık olup causalityleri, nedensellikleri kaçırma ihtimalin çok yüksek. Korelasyonu hayatımdan çıkardığı için McKinsey'e zaten çok müteşekkirim yani her şeyden öte. Peki çok iyi konuşuyorsun ya McKinsey hakkında. <laughs> Abi şimdi the best and the worst don't say it McKinsey falan dedik. Bir gün geri gitmemiz gerekiyor bir şey olur mu? <laughs> Merhabalar deyip şey ya Ben, yapayım. ben de yıllarca tabii çok e, uzun zaman çalıştım McKinsey'de ve çok proje yaptım. Yani özellikle Rusya'daki dönemimde. Çok iyi anılarım da var, kötü anılarım da var. <laughs> Senin anlattığın kadar da bir durum yok diyorsun. <laughs> Estağfurullah. ya bilmiyorum var mıdır yok mudur da yani bazen üzmüştür beni öyle söyleyeyim. Daha <laughs> evet. böyle nazik bir cevap olsun. Şimdi aile şirketlerine de çok sayıda evet. danışmanlıklar ve projeler yaptın ve sence aile şirketlerinin en büyük handikapı nedir? Yani hani bizim konumuzdan biraz bağımsız ama ben merak ediyorum. Bu e, herkes çıkıyor işte aile e, şirketlerine danışmanlık yapıyorum falan gibi böyle çok şeyler duyuyorum son zamanlarda. <gülüyor> <gülüyor> yani evet sen abi. Hangi sen çe hangi çevrelerde <laughs> evet, evet. yani? Evet. Evet. Yani kaçıncı kuşakta tehlike başlar ve nasıl çözülür bu sorun? Yani bu hakikaten benim aile şirketim olmamasına rağmen <laughs> benim babam da tuhafiyeciydi. Evet. Onunla beraber bitti tabii ben. <laughs> İlk bir, bi, nesilde. <laughs> ben biracı olunca hani ben orada olmayayım diye zaten elimden geleni yaptım. Abi Efes CEO'nun da biracı olacağım, bir evet. biracı oldum diye anlatamazsın yani. ya. Yani. <laughs> Sen gören de köşede işte böyle şey. Ha neden? Çorul tekel bağ yaşını zannedecek. Ya yapardım aslında yani. <laughs> çok böyle keyif alacağımı bilsem yaparım da. Ee, ben daha içme tarafındayım. <gülüyor> <gülüyor> Satm satmadan ziyade hey, yani ne oluyor? Kaçıncı kuşakta ve nerede problem çıkıyor? Abi doksan 92'si 3. kuşakta batar. Bu böyledir. 92. %92'si 3. kuşakta biter. Yani o iş biter. Bunların bir kısmı bir %7 7.5'lık bir kısmı devrini başarabiliyor. Hani bitirmeden, batırmadan bunu devretmeyi başarabiliyorlar. Ama geri kalan kısmı ne yazık ki dünya sahnesinden siliniyor. E şimdi bunun en önemli handikapı şu. Şimdi ilk nesil kurucu zaten girişimci. Evet. Yani adam zaten yapıyor, büyütüyor. iyi bir fikir bulduysa tutturdu ilerliyor. İkinci nesil, ilk çocuk nesli çoğu girişimci girişime girdiğinde 20'lerinin sonu, 30'larının başı yani tam çocuk yaptığı ve çocuğun o büyüdüğü yaşlarda olduğu için çocuk bizzat şeye şahitlik ediyor. Büyümeye, Ortaki mücadeleye, büyümeye, heyecana. Ona o da tutuluyor. <laughs> o da oradan geliyor. Diyor ki tamam diyor abi diyor yani bu iş iyi gidiyor, büyüyor. Ben varım Şeyim içinde. Var. Ben hissediyor. de içindeyim. Yani çünkü zaten içine doğmuş oluyorsun evet, içine yani şu doğmuş anda. Oluyor. Benim hayatıma giren eşim, dostum herhangi birinin avaneli olmaması ihtimali yok, yok aslında yani. Yok. E, o heyecanı da yaşıyor Esra etrafındaki birçok arkadaşım. Hatta hafta sonra ben diyorum ya abi konuşmayalım abi başka bir şey konuşacağım. Ben sıkılıyorum çünkü benim de başka bir şey konuşmaya ihtiyacım var. Ben yani. de iş arkadaşlarım yemeğe çıkarmazdım. yani. Evet. Hani yemeğe çıkarken iş konuşmayacağız. Evet. <laughs> Ay yemek yiyeceğiz yani Aynen eğlenmeye çıkıyoruz. hiç konuşmayalım derdim çok çok doğru bir yaklaşım Aynen bence. Öyle de. Abi. O yüzden e, orada da yine ikinci nesil de onu şahitlik ediyor ve ilk nesilden de biraz direkt el alıyor, öğreniyor evet, onlar. Yani oradaki bizzat tecrübeden öğreniyor, oradaki hataları görüyor vesaire. Ama üçüncü nesil, ikinci nesil şimdi zaten başladı. Şimdi birinci nesilden ikinci nesile başarılı aktarılırsa bu 40-45 senelik bir aslında yönetimi kapatmış olmak anlamına geliyor. Üçüncü nesil artık oraya girdiğinde. 40 senelere varmış ve var olan bir şirket belli bir varlığa da geldiğini varsaydığımızda abi çocuğun burning platformu ortadan kalkıyor. Yanan ihtiyacı ortadan kalkıyor. Bir söz vardır yani %100 katılmasam da çoğu büyük ölçüde katılırım. Zor zamanlar güçlü insanlar yaratır. Güçlü insanlar kolay zamanlar yaratır. Kolay insanlar zayıf zamanlar yaratır diye devam ede gelen evet. zayıf insanlar zor zamanlar yaratır. Zor zamanlar yine güçlü insanlar yaratır diye. O döngü devam ediyor kısmında. Üçüncü nesil ne yazık ki Gerçek anlamda üzerlerine bir efor sarf edilmeden yürütülürse veya bu işin bir materyal çıktının ötesinde ya bir işin sahibi olacaksın ötesinde manevi anlamda, ideolojik anlamda bu siyasi bir ideolojiden bahsetmiyorum Hı -hı. E, varacağı yer, bunun neden önemli olduğunu onlara doğru bir şekilde aktarılmazsa yani doğru kafa yapısı iş yetkinliğinden de bahsetmiyorum yerleştirilmezse üçüncü neslin bunu başarıyla alma ihtimali çok düşüyor. Bunun alternatifini ya burada doğru kafa yapısını yerleştireceksin. Bir yandan da kafa yapısını yerleştirdin diye çocuk değil de yetkinlik de olacak diye bir şey de yok. Bu duruma doğru bir arzu duyacak diye bir durum da yok. Yani zaten doğru kafa yapısında olmaması bir problem de doğru kafa yapısında olması da bir hijyen faktör. Evet, doğru. Yani yetkinlik olmayabilir bu sefer. Bir yandan da şeyi yapmak gerekiyor. Yani ilk nesilden itibaren aslında yani ikinci nesile bile aktarırken ben aile şirketlerine tavsiye etmem. Direkt babadan oğula tepe pozisyonuna aktarılması. Arada bir geçiş. Siz normal bir çalışan olarak o şirkete girebiliyor musun? Girebiliyorsun. Normal bir çalışan olarak o şirkete terfi edebiliyor musun? Edebiliyorsun. Yap o zaman devam et. Hı hı. Shareholder rolüyle yani hissedar rolüyle, executive yönetici rolü farklı şeylerdir, farklı yetkinliklerdir. Ee, bunu yapmak gerekiyor. Yani profesyonelleşmeyi çok erkene çekmek ve doğru kafa yapısıyla ilgili Vehbi Koç bu işi çok iyi yapmıştı. İsviçre'den bir uzman getirmişti aile şirketleriyle ilgili ve aileyle birlikte neredeyse 20 sene yaşadı. Çünkü onun yapılması gerekiyor. O aile terapisi gibi bir şey aslında. Evet. Ben çok kalıyordum ortasında. Babam bunu dedi, annem bunu dedi, halam bunu dedi, kuzenim de işe girecekmiş vesaire. Orasında kaldın çok oluyordu. E, Dubai'de bunu çok başarılı yapan şirketler vardı. Mesela Al Day'ın benim danışmanlığı yaptığım şirket. Şu anda üçüncü nesle geçiyor. E, geçecek yani yakın zamanda. Abi ya yani bütün C-level dünyadaki en büyük şirketlerin CEO'ları, işte e, chief commercial officer'ları vesaireler. E onların yanında zaten o Pişiyorsun. üçüncü nesil, dördüncü nesil de pişiyor, öğreniyor, ediyor. E bir yandan da hissedar rolünde. Ha avantajı ne aile şirketlerinin? Uzun vadede bu dediklerimi yapabilen aile şirketleri çok macera aramalarına gerek olmadıkları için, çok kısa vadeli düşünmelerine gerek olmadıkları için, nesilsel varlıkları düşündükleri için çok daha sağlıklı ve uzun vadeli kararlar verebiliyorlar. Çünkü bir executive'in, bir CEO'nun sen, sen nadir bir CEO'sun. 20 sene, 25 e, sene e, aynı şirkette kalan az 3 -5 olur. 5 sene... Kararlar orada da, verilir. E, 3-5 sene kararlar verilir. Orada da bir agency problem denilen bir durum vardır. Çünkü senin e, CEO olarak diyelim bir kişinin çıkarı kendi mal varlığını oradan geliri elde geliri halde etmek. Hissedarın çıkarı ise uzun vadede şirketin sağlığını iyi hale getirmek. E, orada CEO'nun insentivleri, CEO'nun çıkarlarıyla hissedarın çıkarı zaman zaman çatışabilir. E orada çoğu zaman. bunu çoğu zaman da öyle olur. Orada bunu e, aile şirketleri, doğru yapıları kurmuş aile şirketleri çok daha sağlıklı yönetiyor ve refleksif olarak ani kararlar vermekten uzak duruyorlar. Bu da onların az kalanlarının çok başarılı olmasına evet, neden doğru. oluyor. LVMH mesela muazzam bir aile şirketidir. Doğru. Benim eski müşterilerimden hayranlık, hayranlık duyuyordum ben bütün şirketlere. Evet. Güzel bir açıklama yaptın. Daha çok konuşmalısın bu konuda. <laughs> Eyvallah. Son dönemlerde aile şirketlerinde Holdinglerin son kuşak üyelerinin ve şirketlerin üyelerinin işlerinde çalışmak yerine ya da işi devralmak yerine girişim konularına odaklandığını ve yatırım fonları kurduğunu görüyoruz, izliyoruz. Neye bağlıyorsun bu değişimi? Yani hep Genelde de üçüncü kuşak oluyor bu arada demin üzerine gittik. Bu seni, seni bu soruya çekiyordum <laughs> biraz. Yakayım mı, yakayım mı kendimi abi? <laughs> Yak diyorsan yakayım. <laughs> yakma, yakma, geçelim. <laughs> yok. Hadi yakma. Ee, yok yok şey kısmı. Ya, ya, şöyle. bu benim hoşuma da gidiyor bu arada. Ya bence abi şöyle. Çok doğru bir yapı bu. Ee, şimdi aile şirketlerinin ve corporate'ların, büyük kurumların kendilerini geleceğe hazırlamak için kurum içi, inovasyon vesaire gibi bir ton böyle fantaziler konuşuluyor ama Abi ben biraz önce dedim ya iki fikrimden birisini ben büyük evet. bir birkaç kurumsal firmayla konuştum onlarla yapmaya çalışıyordum. Şimdi burada e, bu imkansız bir şey. Yani senin o organizasyonun, büyük bir corporate'ın içerisindeki süreçlerden inovatif bir fikri çıkarıyor olmayı ihtimalim bayağı istatistik bir hata. Şimdi o yüzden bunu ayrı bir yapı olarak kurmak zorundasınız ve benim tavsiyem ben aile şirketlerine corporate venture capital'lar kurdurup startuplara yatırım yapıp o startuplardan belirenleri İçeriye reintegre edin uh -huh. dediğimiz bir yapıyla gitmeyi öneriyordum ben onlara. Hatta bu entegrasyonda da çok dikkatli olmak gerekiyor. Yani yine oradaki dinamik yani bir teknoloji evet. şirketine yatırım yapmışsın. Sen bir otomotiv şirketsin. O kadar da çok sinerji yok. İlle sinerji olacak da şu muhasebe departmanlarını birleştireceğiz fantezisine de gerek yok. Verin Alm ha. alma içeri. Ver 5 tane daha muhasebecinin maaşını bir şey olmaz Tabii devam yani. Etsin. Şimdi oralar o anlamda Corporate Venture Capital çok kıymetli bir şey. Birincisi o. ikincisi bence e, özellikle üçüncü neslin bu mana arayış yolculuğunda da girişimcilik hikayesini bizzat deneyimlemesi çok ciddi bir yetenek havuzunu onlara ekspoze ediyor. Ve aslında birinci ve ikinci neslin de daha fazla takdir etmelerini sağlıyor. Çünkü şeyi bilmiyor ya paşam oturmuş ya. Konuyu Adam, yani Diyor ki ben diyor bu alışmış çünkü milyar doların ortasına oturmuş. Şeyi bilmiyor o milyar doların oluşması için dedesinin ve babasının nelerden ya da büyük annesiyle annesinin nelerden geçtiğini bilmiyor onları anlamaya, daha içselleştirmeye çalışıyor. Sadece niye kendimi yakayım mı noktasını söyledim şeyde. Abi Türkiye'de iki tane şey gördüm ben geldikten sonra çok komik. Ya herkes oyuncu olmaya çalışıyor ya girişimci olmaya çalışıyor. İşsizliğin böyle bir şey şeyi olmuş o. Ne denir ona? E, gizli kelimesi olmuş yani. Ben oyunculuk yapıyorum diyor. Nerede oynuyorsun? Yok. Audition'a mı gidiyorsun? Yok. Evet. E, bir şey mi yapıyorsun? Bir konsept mi üretin? Oyun mu yazdın? Yok. O yok. E, bir taraftan da girişimciyim ben. E abi ne yapıyoruz? Yani hani Tamam. Oke. Okay. Gibi oluyor. Onları <laughs> <laughs> hani orada şeyden emin olması lazım. Aile şirketine evet, evet. sahip büyüklerimiz varsa hani bunun bir fancy bahane olmadığından, şık bir bahane olmadığından emin bilinçli yapması, size. akıllı yapması. Yapıldığı Ta takdirde Muazzam Bey çok muazzam iyi örnekleri var. Yani çok örneklerini görüyoruz. Hatta 2-3 ha. aile şirketinin 3. kuşaklarının bir araya gelip ortak hareket ettiklerini evet. bile görüyoruz. Yani cesaret verici işler de var. Çok çok Kof işler olacak her Ve zaman. Ve fon da kuruyorlar Türkiye'de evet, fon böyle. Kuruyorlar. Fonlar da kuruyorlar. Evet. Onların da güzel evet, örnekleri evet. var. Yani iyi adımlar atılıyor. Sadece o adımların aile şirketlerine danışmanlık verme refleksim <laughs> devreye girdiği için söylüyorum. O adımların böyle çok Dikkatli seksi bahaneler yani. olmadığından emin Kesinlikle. olmamız lazım. Her yani. işte öyle olması lazım. Yani, yani hani herkes yapıyor diye yapma işi bizde biraz var. Yani Bazen. iki tane iyi hastane açılınca bütün aileler... <laughs> hastane açıyor ve her köşe hastane oluyor ya. Evet. Hani hiçbirine gidip hasta yani sağlam bir pasta çıktığın işler öyle olmaması gerektiğini ben de düşünüyorum. Şimdi biraz Harvard yıllarına dönelim. Neden Harvard'a gitmeye karar verdim ve <laughs> Bu soruyu hiç şey yaptıracağım aklıma gelmedi. Ne bileyim abi Harvard işte <laughs> adamlar ha, çağır, çağırınca gidiyorsunlar <laughs> gibi. Başvurmadan mı çağırdılar? Başvurdum başvurdum. Ee, bizim şöyle abi McKinsey... Ya, senin... Başvurmadan çağırdın de, <laughs> çağırdılar deseydin kesecektim ee, yayını. Princeton doktorası öyleydi Öyle abi. mi geldi? Başvurmadan çok şükür bir hocam sağ olsun ha, bir önermiş. göstermiş önermişti. Ee, abi aha, McKinsey şey diyordu ya, bize... En çok ne öğrendin Harvard'da o zaman? Abi şey çok iyi anlatıyorlar ya. Yani biz ilk gittiğimiz günden ayrıldığımız güne kadar... Siz çok başarılı olacaksınızı çok net ikna ediyorlar abi. Şeyi bir rahatlayın diyorlar yani hani bu para, kariyer, hani böyle o metalde çıktı, onu bir abi siz oldunuz artık çok net ikna ediyorlar. Yaş ki. kaç? 25'te girmiştim ben ve iki sene boyunca şeyi itiyorlar seni yani gerçek anlamda sen dünyada nasıl bir fark yaratacaksını düşünmeye itiyorlar abi Hı -hı. seni. O muazzam bir getiri. Hani herkes bunu alarak çıkıyor mudur tartışırım. Evet. Ama hakikaten iki sene boyunca o kadar çok aklında onu istiyorlar ki. Ya. Önemli olan senin fulfillment'ın, tatminin. Önemli olan komünitene ve etrafına yarattığın fark. Para zaten senin için bir byproduct. O zaten bir şekilde gelecek. Yani Sen onu dert etme. Hatta para o kadar önemli de değil. Siz zaten Harvard mezunu olarak minimum ortalamada 180 bin dolar maaşla işe başlıyorsunuz Amerika'da. Ve 120 bin doların üzerindeki gelir... Adamlar araştırmışlar. 75 yıl boyunca Harvard'ın devam ede gelen bir mutluluk araştırması vardı. 125 bin doların üzerinde bir gelirin mutluluğa katkısı da yok. Vesaire gibi şeyleri o kadar çok kafana sokuyorlar ki senin. Şey oluyorsun yani tamam diyorsun yani. Abi benim hakikaten bir manayın yani peşine koşuyor peşin olmam lazım. lazım. Evet. Para bir ol, değilmiş para varmış yani. yani. Para bir şekilde gelirmiş evet. <gülüyor> inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Beni mahcup etmeyin McKinsey Harvard. Burada o kadar anlattık sizi. Bundan sonrasında mahcup olursak çok ayıp olacak. <laughs> Abi bir... Ama neyse cepte başka meslekler var. Ee, eyvallah. <laughs> eyvallah. Ee, ya, o kısma çok ikna ediyorlar. Çünkü evet. e, çok farklı background'lardan. Evet. E, Harvard'ın şeyi şu. Ben geleceğin liderlerini yetiştireceğim Hı -hı. diyor. Abi ne bileyim işte Afganistan'da savaş helikopteri kullanmış ve orduda üst düzey yönetici olacak ileride aşikar olan arkadaşım da var benim. E, International Olympic Committee'de üye olan. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nde. Çok de. acayip network. Ve buz okeyi milli takım Amerikan buz okeyi milli takımı, okay, takımı kaptanı arkadaşım da var. İşte benim gibi böyle gelişen ülkelerden gelen farklı farklı şeyler yapmış arkadaşlarımız var. Abi çok farklı insanlarla kendi doğrularını çok fazla zorladığın, anladın ve kendini çok tanıdığın bir hikaye. Ee, en büyük ikincisi de o derim herhalde. Süper. Yani bunu özellikle sordum. Şey falan değil çünkü hani kariyer, para, Yok. servet ya da neyse. Şimdi ikinci sorum da bununla alakalı olacak. Biraz da onun için de sordum. Kaç param var ona? <laughs> ona da geleceğim. Estağfurullah. Ona da geleceğim. <laughs> Şimdi... Harvard'ın bu kadar havalı olmasının sebebi ne sence? Çünkü çok sayıda paralı programı da var ve en çok benim dikkatimi çeken bu programlara gidenlerin gittikleri gece LinkedIn'de Harvard markasını LinkedIn'e eklemeleri. Ne diyorsun bir Harvard olarak bu konuya? Bugüne kadar gelen şanlı kariyerim bu puan sonrasında ne <gülüyor> <gülüyor> abi sen alternatif kariyer olarak Can Wise'in yanı sıra bence gazeteciliği de <laughs> düşünün. <laughs> ya yani çok önemli bir şey Harvard, oldu. Harvard Amerikalıların mütevazı olduğu tek konu abi. Net. Evet. Abi inanılmaz bir yer. Yani gittiğinde ki ortadaki bilgi, entelektüelite, o legacy yani yüzyıllardır evet. oraya gelen şey ve hakikaten çok high level düşünmeye seni itiyor. Ya o kadar dünyanın fani dertlerinden sıyrılıp o kadar dünyayı şekillendirebileceksin hissiyatınla sana bir gaz da vermiyorlar. Bunu seni inandırıyorlar. inan Çünkü öyle. Evet. Ya George Washington şurada işte Amerika yapma planlarını çizdi diyor. Ben oradayken işte Amerikan başkanlık seçimleri vardı. Abi okul başkanı seçiyorsun sanki. Barack Obama, Harvard Law School, Mitt Rom, Matt Romney, Harvard Business School. Ya çekil bir başkanım Allah'ın zerzen yemek yiyeceğiz diye orada <laughs> dolandığımız. ya tamam arkadaşım diye adamlara mahalle mutları çektiğin bir moda giriyorsun. Evet. Şimdi öyle olunca e, ya ben mesela oradayken işte azınlıkların entegrasyonu ile ilgili bir organizasyon yapmıştım. Harvard'dayken. Aktivist bir an var ya işte Ankara'lı olmanın da şeyi Hı -hı. var. Ya abi sonrasında ben Beyaz Saray'a gidip Müslümanlar Amerika'ya nasıl daha fazla entegre olabilir diye yani Michelle Obama ile neredeyse tüm günü geçirdim. Ve bunu birebir yaptım. Yani bunu Michelle Obama'dan bana e-mail geldi. Harvard şeyime, alumni e mailını kullanıp atmış bir tevazusundan. Ben abi Nijeryalı prensten e-mail gelince ne yapıyorsun? Spam'e atıyorsun ya, Michel evet. Obama'dan e-mail geldi. Spam attım abi Michel Obama bana niye e-mail atsın diye. Sonrasında özel sekreteri aradı, sekreteri şeyi. Hı hı. Yanında çalışan hanımefendi aradı özel kalemi. Ve şey, kadın Mesela dedi ki ben dedi böyle yani. dedi. Ben kadına inanmadım, kadına dedim ki FaceTime aç. Görüntülü konuşalım dedim ben dedim siz bir scam yapıyorsunuz burada kesin değil bu doğru değil yani böyle saçma şey mi olur abi niye beyaz sarayın <laughs> first lady beni abi, niye arasın Amerika kariyeri de bitiyor şu anda. Abi böyle kadın bana şey açtı ya kadın. Amerika'ya bu kadar güvensizlik görülmedi. <laughs> abi ben Amerika'ya çok gözümde büyüttüğüm için bir şey alamam ara ya, ya, yazmaz herhalde falan diyorsun. Sonra kadın hakikaten evet. gülerek bana şeyi açtı, görüntülü konuşmayı. <laughs> Böyle şeyi gösteriyor, beyaz sarayı falan. Ben tabii ayağa kalktım. <gülüyor> <gülüyor> ne olacaksa diye. <laughs> Merhabalar, tamam. Yes ma'am, yes ma'am'a yes, ye başladım ya. Yoldayım, Aldılar götürdüler. Ee, bu abi çok kıymetli. ha Şey tabii, Harvard ne yapıyor? Ee, Harvard abi, business school'a giden insanlardan bir para kazanmıyor. Harvard business school'a evet. benim gibi MBA evet. programına gidenlerden para kazanmıyor. Ya da Harvard undergrad'a giden çocuklardan bir para kazanmıyor abi. Harvard Anladım. bir Böyle eğitim kurusu yaz programları var. Evet. İşte iki seneye yayılmış programlar var. Founder var. Ee, i̇şte birkaç tane böyle programlar var. Bunlarla hem okay. Harvard kendi network'ünü genişletmiş oluyor. Hı -hı. Hem de onlara bağış yapacak ve bizim gibi öğrencileri finanse edecek fon topluyor. fon topluyor. Ama şey doğrudur yani birisi ne kadar ben gerçekten Harvard undergrad'dan mezun olmuş ya da Harvard'da MBA yapmış birisinin ben Harvard'lıyım diye ortada bayrak açtığını hiç görmedim abi. Evet. Bir insan when I was in Harvard'da işe başlıyorsa Muhtemelen Harvard'ın yaz programına gitmişti <laughs> gibi düşünebilirsin yani. Yaz okulu. <laughs> yaz okulu. Peki. Seni sosyal medyada da çokça görüyoruz. Yani girişimcilerde çok alışık olmadığımız bir durum bu. Evet. Daha önce Dona Dona diye bir e, filme yapımcılık yapmıştın ama asıl bomba bu yaz geldi. E, Saf isimli tiyatro oyununda oyuncu olarak sahneye de çıkıyorsun. Evet. Devamı nasıl gelecek bu tiyatro ve sahne işlerinin? Abi ben şeye inanıyorum. E, dediğim gibi ya multi disiplinler olmaya ve farklı disiplinlerden beslenmenin çok katkısı olduğuna inanıyorum. Yani benim ben mizahı çok seviyorum. Ama mizahı çok seviyor olmam ve mizah kasımı besliyor olmam benim organizasyon içerisindeki mesela liderlik anlamında da kullandığım en fazla enstrümanlardan biri. Bizim organizasyon içerisinde sen de geldin gördün herkes gülümser abi. Çünkü ben kendimi de çok ciddiye almam ve kendimi de tiye alırım. Etrafındaki insanları da bunu yaparım. <laughs> Manidar bir şekilde kafa salladın burada kayıtlara geçsin abi. <laughs> yani orada farklı disiplinlerden besleniyor olmam ve nefes alabiliyor olmam benim için çok kıymetli. Ha bunun sosyal medyaya yansıması neden önemli? Abi ister istemez hala şirketin yüzü benim. Şimdi öyle olduğunda... Ürün de öyle bir ürün. Ürün de öyle bir ürün. Şimdi benim... E, şimdi bireysel yatırımcıyı çekiyoruz. Markalarımızı müşterilere satıyoruz. Benim ve markalarımın bilinilinin artması hem yatırımcı, şubelere yatırımcı çekmek anlamında hem markaların albenisini arttırmak açısından çok önemli. Bir yandan da bizde çok parlak gençler çalışıyorlar. Ya stajda yapıyorlar, işte geliyorlar çalışıyorlar. Onların da... Beni birazcık daha örnek aldıkları bir persona halinde de olmam gerekiyor benim. O yüzden e, sosyal medyayı aktif olarak kullanmak yani benim için çok çok ciddi bir enstrüman ve çok verimli kullandığıma da inandığım bir enstrüman. Daha da iyi kullanmam lazım. Diğer kısmı işte bu e, dediğin gibi ya Dona, Dona diye bir filmde yapımcılık yaptım ben. En yakın arkadaşımla yazmıştık o filmi. E, Ahmet Kürşat Öçalan o da gibi dizisinde başrol biliyorsun. Ersoy'u evet, oynayan. Evet. Şimdi ondan sonra ben Saf komedi, kendimin geliştirdiği bir konsept. Ben ama Amerika'da zaten mizah yapıyordum. Şimdi onu sahneye çıkmışlığım var. E, sahneye orada. çıkmışlığım var. E, Dubai'de McKinsey ritmindeyken yapmama imkan kalmadı ama sahneye çıkmanın bana verdiği heyecanı, mutluluğu biliyorum. O yüzden bir komedi konsepti geliştirdim. Kürşat ve Erdem'le birlikte, iki arkadaşımızla birlikte üç kişi sahneye koyuyoruz. E, bayağı da güzel gidiyor yani ilk üç Her dört. X4 sol dağıt şu anda. Evet evet. Yani i̇nşallah daha da büyüyerek gidecek. O benim her hafta bir cumartesi günümü ya da ayırdım. işte çarşamba akşamı ayırdım. Yani sen e, ya da herhangi birisi nasıl konsere gidiyorsa ben Aynen. konsere gitmeyip konseri veriyorum abi. <gülüyor> 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 Al sana megalomanlık. Biraz <laughs> önce kendimi ciddiye alıyorum deyince inanmıyordun. <laughs> Hadi bakalım. Madem öyle. <laughs> tevazuyu tamamen kenara bırakma. Bıraktık. Peki. Avanede yönetim ekibini yine işin uzmanlarına bularak evet. McKinsey'den de eski çalışma arkadaşlarını da alarak kurduğunu biliyorum. Nasıl bir yönetim anlayışınız var? Yani kurumsaldan girişimlere giren gençlerin sayısının arttığını da görüyorum. Evet. Neden gençler girişimde çalışmayı tercih etsin ve e, ne dersin onlara bu konuda? Ya bence kariyerine ilk başlayan arkadaşların hiç tereddüt etmeden çok müstesna bir teklif yoksa masada. Kesinlikle startupta çalışması lazım. Çünkü bu kadar çok sorumluluk alabilecekleri, bu, Başka kadar, çok, yok. bu kadar çok farklı disipline e, expose olabilecekleri... Başka bir alan yok. Ya yani şu anda bizim Onur diye bir arkadaşımız var. Benim öğrencimdi. Ben Bilkent'te bir ara ders vermiştim evet. bir sene. E sonra Avani'nin ritmi artınca onu bıraktım. Oradan öğrencimdi Onur Dönmez. E bu çocuk abi iki sene içerisinde sadece Çosa markası değil onun gibi 10 on tane marka daha yönetiyor. Çosa'nın gel otur formatını tek başına geliştirdi. Çosa şu anda Türkiye'de en hızlı büyüyen zincir markalardan birisi. Bunu yapan çocuk 25 yaşında birisi. E, ee, abi ben e, buradaki büyük kurumsal zincir mağazalarla konuştuğumda bir menünün ismini bulmaları 6 ay sürüyor bazen. Sen biliyorsun. 3 tane kısmı danışmanlık de şey. alıyorlar. 3 tane de danışmanlık alıyorlar. Yüz binlerce lira para harcıyorlar. Biz bu çocukla oturup. E tabii ki organizasyon. Onur orada olsa da kimse sormaz zaten. Sormaz zaten. Başında olsa tabii, da tabii. markanın sormaz. Ya yani biz orada o sorumluluğu veriyoruz. Çok şükür şimdiye kadar da onun çıktılarını da çok aldık. Hani biz almasak da avane kısmını boş verelim. O arkadaşlar açısından hata bile yapsalar. Tabii başarısız bile olsalar o kadar ciddi bir deneyim ki çok ciddi bir okul kesin tavsiye ederim. Bizim şöyle gibi düşünebilirsin abi. Bir üniversiteden yeni mezun olmuş ya da işte ilk evet. kariyerinin başında olan arkadaşlar var. Avane kafa Sizde yapısında. Gibi. Evet, <laughs> çekirdek ekibi. Onları kafa yapısında şekillendirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da tepede yani veteranlar var diyeyim ama veteran da işte benim yaşımda insanlar yani evet. sektörden gelmiş ya da tecrübesi başka şekillerde Konum oluşmuş 13-14 senelik tecrübeleri olan 20 seneler zaman zaman tecrübeleri olan insanlar var. Bu ikisinin bir harmanı. Biz orta yönetici dışarıdan almak yerine kendimizin orta yöneticilerini hızlı bir şekilde yetiştirmek Aşağıdan istiyoruz. Aşağıdan gelenlerden yetiştiriyorsunuz. Peki e, yemek konusunu kim çözüyor? Formülleri... <laughs> Hiç konuşmadık yani. Hep evet, yemek evet konuşuyoruz evet, ama. Evet, evet. Tatlar nereden çıkıyor? resepler nereden çıkıyor? Aa, ben iyi yerim. <gülüyor> <gülüyor> ben 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 de büyük yerim yani. Abi e, şeflerimiz var. Evet. Hem danışmanlık aldığımız şefler var hem de, hem de e, tam zamanlı çalışan Mehmet diye bir arkadaşımız evet. var şef. Başından beri. E, evet evet. Neredeyse kendi başından beri biz bizde. E, onun dışında zaman zaman danışmanlık aldığımız arkadaşlar da var. Bir ürge ekibimiz var yani. Onlar oturuyorlar bu işi. Ya yani biz onlara diyoruz ki Bizde şöyle bir durum var. Burası çok enteresan. Ya nereden geliyor? Marka yukarıdan mı geliyor? Evet abi. Baş... Ya normalde geleneksel gıda sektörü. Aşağıdan başlar. Şef bulur. Der yani ki ben böyle bir şey yapacağım. Bunu çıkacağım gelir. Bizde öyle olmuyor. Biz diyoruz ki burada bir ihtiyaç var. Bu fiyattan satacağım. Maliyeti bu olmalı. Böyle bir menü hayal ediyorum. Bunu yapabilir misin? O da diyor şef ki. Şefe Şef diyoruz. O da diyor ki abi şu olmaz bu olur. Bir de sonrasında da yorum katıyor tabii. Tabii. Ama diyor ki şu olmaz bu olur. Biz diyoruz tamam okey operasyonel anlamda diyoruz bak SKT'n uzun olmalı bir, yani israf ortadan kaldıracak şekilde tasarlamalıyız diyoruz. O da o kısıtlar doğrultusunda olayı tasarlıyor gibi düşünebilirsin. Evet. E çok da iyi iş çıkarıyor. Çok o lezzetli da, çünkü her şey. E, çok teşekkürler. O da yine bizim bir aslında fırsat verdiğimiz bir e, şey yani su şef bir arkadaşımızdı Mehmet. Hani şeflik tecrübesi hı hı. avan öncesinde yoktu. Ama yani çok çok büyük e, katlayarak devam ediyor ve Buradaki e, bizim isteklerimizi bu çalışma yöntemi şeflerin alışa gelmediği bir çalışma yöntemi olduğu için ona uyum sağlayabiliyor olması da onun da girişimci yönünü Tabii. gösteriyor aslında. Şimdi bizim bildiğin gibi 40 yaş üstü kurumsallara girişmeyi cesaretlendiren bir ve metotla desteklenen Jane bir girişimiz var. Sen ne düşünüyorsun? Gerçekten 40 yaştan sonra girişimci olmak mümkün mü? Şöyle enteresan bir istatistik vereyim. Bizim Amerika'da MBA okullarından Stanford, Silikon Vadisi'ne yakın olmasından dolayı girişimciliğe daha fazla girişimci çıkarır diye bilinir. Ama totale baktığımızda Harvard mezunları Stanford mezunlarından iki buçuk kat daha, ha, fazla, abi. değer yaratmış ve sayısı da daha fazladır. <laughs> Harvard mezunlarının çoğunun girişimciliğe başladığı hikaye 35 yaş ve sonrasıdır. Ee, çok kıymetli bir tecrübe. Çünkü Sen kaçında girmiştin? Ben 32 yaşında girdim abi. Şimdi burada yıllar boyu bir sektöre ekspoze olduğunuz zaman bir, bir şeyleri nasıl halledebilmeniz gerektiğini, aklınızdaki bir fikri ...uygulamaya geçerken önünüzde ne gibi zorluklar çıkabileceğine dair... ...çok daha iyi bir tecrübeye ve kasa sahip ol oluyorsunuz. Sizde daha çok var ama. Yani biz tek sektör ya da tek konu üzerinde evet. uzmanlaştığımız için... Kom ...yani ticaret ya da finans ya da lojistik... ...sizin her alanda danışmanlık ve evet. proje yazdığınız için yani... ...sizin o kasalar çok kuvvetli. Evet. Orada şu da oluyor bence ama. E şimdi mesela sen alkolü içecekler segmenti evet. diyelim. hani Evet. Orada senin gördüğün fırsatları evet. benim dışarıdan görüyor olma ihtimalim çok daha düşük. Sizin abi bence o kısmın yani orada tecrübeye istinaden sektörlerinde buldukları boşluk ve o boşluğu hayata geçirmeye çalışırken ve değerlendirmeye çalışırken karşılarına çıkacak zorlukları nasıl üstesinden gelebileceğine dair tecrübe çok kıymetli. Evet. Benim sadece tavsiyem bu tip tecrübelerin yanına bir iki tane koşucuyu eklemek ve co-founderla bir iş yapmak hmm. olur. Anladım. Yani birisinin bu şey gibi e, duras elbette gibi olması lazım Ekibin içinde ya da co-founder olarak abi evet. olabilir ya yani biri founder olabilir sizin Hı -hı. gibi tecrübeli birisi founder ceo olabilir Hı -hı. diğeri de co-founder and yani ceo olur co-founder and chief commercial officer olur gibi katılımcıları koştururlar evet yani organizasyonun geri kalanını koşturan sizin olası tecrübeniz ve üst düzey yönetici olduğunuz için uzun yıllardır görmediğiniz saha gerçekliklerini Anladım. size getirebilen enerjiyi sağlayabilen McKinsey mi? McKinsey olursa tercih <laughs> Harvardlı ve McKinsey'li olursa kesin kaçırmayın. <laughs> Avene sonrasında yatırım yapalım şimdi de anne onun ne olmaz diye. Yani şakası bir yana o arkadaşlarla ya yani doğru o kafa yapısında olabileceği arkadaşlarla bir arada olmak bence çok şey katar ama bu tecrübe çok kıymetli abi. O Olur diyorsun de, yani 40'ından sonra da girişimci olur. Harvardlıların ortalama girişimci kırk olma küsür. yaşı 40 küsür. 40 küsür kırk Yani burada yer var. var. E, ve çok ciddi bir tecrübe var. Son sorumuza geldik. Senin üçüncü çeyrek planların hazır mı? Emekli olup yatmak mı? Yoksa üretmeye devam etmek mi? Eğitim dedin gerçi ama. Evet. İstersen biraz onu da açarsak hani evet. aklımızda olsun. E... Olur seve seve. Ya benim hayatımın üçüncü çeyreği evet. dediği evet. bahsediyoruz inşallah. Üçüncü... 50 plus. 50 plus Ha, Tamam daha varmış. Daha <laughs> var. Okay, bir derin nefes alabilirim. <laughs> Yani avane benim dediğim gibi avane ve avane sonrası veya avane içerisinde farklı girişimleri yapmaya devam edeceğim bir süre daha. Evet. Ee, o benim için kıymetli. Bunları yaparken ben sanatın içerisinde ve sporun içerisinde olmaya da devam edeceğim. O benim için vazgeçilmez bir şey. O olmadan ya yani bir de bir kere yaşıyoruz abi yani tadını alarak da yaşamak lazım hayatı. Ee, bunları yapmaya devam edeceğim. Üçüncü çeyrekte artık hani finansal kararlardan, finansal çıktılardan bağımsız olarak hareket edebileceğim bir yere varmış olmanın ümidindeyim. O yüzden Harvard olursun dedi ama. <laughs> öyle diyor. <laughs> ya ya bu arada yani şimdi Allah'a şükür yani tabii Türkiye tabii. standartlarında ben şu anda da hani halimden şikayet etsem uygun günah. olmaz bence günah. Bilmiyorum benim bir de öyle çok ekstravaganza bir yaşam stilim de yok ya hayattan zevk almak için çok da fazla maddi anlamda bir beklentisi olan birisi de değilim. Yani her ne kadar belli bir yaşam standartına istersem az alışıyor olsanız da bir süre sonra. Ya benim üçüncü çeyrekte yapmak isteyeceğim. Öğretmeyi çok seviyorum ben. Bilkent'te bir sene hocalık yaptım. Hayatımdaki en tatmin edici deneyimlerin kesin başındaydı. Komediyi ve sahnede olmayı, film yapmayı, film yazmayı çok seviyorum. E, onu kesin yapmaya devam edeceğim. E, sporla daha işli dışlı olmayı, spor ekonomisi üzerine de ben mekanizma çok çalışmıştım biliyorsun. Sokrates'te de bir video test Tabii, tabii programın da atladık onu podcast işini. Evet orada da bir video test yapmıştık. Ya, ee, Fener ben... kötü gitti diyor Açmadım <laughs> bu sene. <laughs> bu sene iyi gideceğiz abi. Dün <laughs> 5-0 yendik. Once in a blue moon böyle bir 5-0 böyle attık böyle mutluyuz yani. Süper. Onunla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum ama bunların hepsini bir tarafta yaparken hocalık işte spor sanat ve komedi bir şekilde yapmaya devam ederken bir tarafta ben eğitim projesini yapmak istiyorum eğitim projesi kabaca şu abi aklında Aslında ihtiyaç sahibi olan çocukların dünya görüşünden bağımsız olarak cinsiyetinden bağımsız olarak etnik bir ekrandan bağımsız olarak dijital bir mecrada Aslında bir sosyal eşleştirme platformu gibi düşün sen diyelim tuğrul olarak Berkeley School of Music'ten kabul aldı. Bunun da yıllık 120.000 dolar tuition fee'si var. Yaşama hepsini koyduk 120.000 dolar. Böyle bir sosyal medyada senin profilinin oluşturulduğu, insanların crowdfunding yöntemiyle sana yardım edebildiği ama da, bunun da devamında seninle ilgili gelişmeleri takip edebildiği ve bu sayede de e, sana yeniden 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 bağış yapabilerek seni cesaretlendirebildiği, parasının nereye gittiğini bilebildiği bir sistem kurmak, bu peer-to-peer financing'i sağlamak, bireylerin birbirini sağlamak ama onun dışında da senin de çalıştığın şirketlerin birçoğu milyonlarca dolar parayı corporate social responsibility adı altında çok da e, ekstra bir bilinci olmadan, iyi niyetlerle ama sonucunu nihayete bağlamadan da harcıyorlar. O insanlara da çok somut bir şekilde çıktı alabilecekleri, yaptıkları yatırımın çıktılarını alabilecekleri, takip edebilecekleri e, bir imkan sağlayıp, hem iş yerlerinin, büyük korporatların harcamaya hazırladıkları paraları doğru şekilde kanalize edebildiğimiz, hem bireylerin bağış yapabilme, yardım edebilme reflekslerini bir araya getirdiğimiz bir dijital mecrada hiçbir insan dahli olmadan ihtiyaç sahibiyle ihtiyacı buluşturup devam edebileceğimiz, sonra bu mezun, yani buradaki çocukların da dahil olduğu mezun grubunu değerlendirerek Türkiye'nin en yetenekli, en büyük yetenek havuzunu yönettiğimiz ve bir yandan da buna senin gibi tecrübeli abilerimizi getirerek ablalarımızı, abilerimizi getirerek bu tecrübeden faydalanarak mentörlük sağladığımız bir ekosistem oluşturmak istiyorum ben. Türkiye'deki insanlar gelirine göre baktığımızda çok ciddi bağış yapıyor abi. Türk insan hakikaten cömert. Evet. Şimdi cömertliğimizin arkasında ama birkaç tane şey bizi handikaplıyor. Bir, paranın nereye gittiğinden emin olamıyoruz. İki, o paranın sonucunda ne olduğundan emin olamıyoruz. Üç, aracı kurumların birçoğu ne yazık ki bu işin hakkını veremiyorlar evet. ben kibar ifadeyle. Bunu ortadan kaldırdığımızda, muhteşem bir transparanlık yarattığımızda Para nereye gittiğini bildim. Paranın sonucunda ne olduğunu gördüm. Ee, bunun sonucunda zaten mezun olan insanların da yeniden bu sisteme dahil olduğu ve buradaki yetenekleri sadece maddi anlamda değil ama bir yandan da doğru mentolik ve maneviyatla da Beslediği. beslediğimiz noktada Türk insanı büyüyecek abi zaten. Peki. Çok güzel fikir İnşallah en kısa zamanda çok beklemene gerek yok bunun için ya 3. 25 yıl Aa, için. Biraz daha çalışırsan <laughs> yok yok 3. şehre beklemem Beklemene ben. gerek yok Aa, yani bu... bu en azından temelleri evet, atılabilir evet, 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 evet. duyurulmaya başlayabilir çünkü Kesin. güvene dayalı bir şey bu. Kesin. İyi örnekleri de var ülkemizde buna evet. benzer STK'lar sosyal girişimler. Peki Ahmet çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Havani ve girişimcilik hikayeni bizimle paylaştığın için ayağına sağlık. Çok teşekkürler sağ olun. Yeni konuklarla rahat battı sohbetlerimizi dinlemek için serimizi takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.